ben ihtiyacı neye göre belirleyeceğim? İnsanların dini kullanarak diğer insanları yönetmeye kalkması. Buna ne kadarını vermem gerekiyor? Cami ve cemevi bir midir? Merhaba sevgili seyirciler. Bana dinden bahset programı başladı. Bakara suresinin 122. bölümündeyiz. Bakara suresinin 168 ila 171. ayetleri arasını açıyorsunuz. Orada 4 tane ayet göreceksiniz. O ayetler üzerinde duracağız. Orada deniliyor ki Allah'ın helal kıldığını haram kılanlar var. Allah size temiz olan şeyleri helal kılmıştır. Allah'ın helal kıldığını haram kılmak ne demek? Sonra deniliyor ki şeytanın adımlarına uymayın. Şeytan nedir? Şeytan içimizde midir? Dışımızdadır. Dışımızda mıdır? Şeytana uyunca aslında neye uymuş oluyoruz? Sonra yine deniliyor ki orada onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman onlar derler ki atalarımızın geleneğine uyarız. Atalara uymak, atalar dinine tabi olmak, geleneğin dışına çıkamamak, Allah'ın indirdiğine rağmen ataları daha değerli bulmak. O gün ne anlama geliyordu? Bugün bu ne anlama geliyor? Bunun üzerinde duracağız. Sonra bölümün sonunda deniliyor ki onlar sağırdır, kördür, dilsizdir. Bir kimsenin sağır olması, kör olması ve dilsiz olması ne manaya geliyor? Burada ne kastediliyor? Bu ayetlerle bize hangi mesajlar veriliyor? İşte bütün bunlar üzerinde duracağız. Her zaman olduğu gibi Bana Dinden Bahset programı vaktinde ve saatinde başladı. Televizyonlarınızın, bilgisayarlarınızın başına toplanıyorsunuz. Kağıtları, kalemleri hazır ediyorsunuz. Telefon açıp beni kimse aramasın diyorsunuz. Bunları söyleyenler var biliyorum. Buradan hepsine selam gönderiyorum. Ama önce vatandaşlarımızı bir dinleyelim. Allah'ın helal kıldığını haram saymak neler olabilir? Hırsızlık olabilir, efendim dolandırıcılık olabilir, komşusuna hakaret eden olabilir. Yani bunlar anladım, uzun şeyler yani. Bunları anladım, söyleme hepsini ben söyleyemem ama bunlar bu tür şeylerdir yani. Şeytan nedir? Her an peşimizde. İçimizde midir, dışımızda mıdır? Her yerde. Allah'ın indirdiğine değil, ataların geleneğine uymak ne demektir? O yobazlık. Onlar sağırdır, kördür, dilsizdir sözünden ne anlamalıyız? Dilsize, sağıra iyi davranmak lazım. Evet, Bana Dinden Bahset programı başladı sevgili seyirciler. KRT Kültür Radyo Televizyonu'ndasınız. Bana Dinden Bahsetmeye başladık. Evet, sanatçı koltuğumuzda bugün Ali Doğan var. Değerli Ozan Aşık Ali Doğan, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bu biraz mikrofonu kendine doğru çekersen. Evet, hoş geldiniz. Hocam teşekkür ederim, saygılar sunarım. Biz de saygılar sunarız. Sizi dinlemekle tamamen besin almış oluyoruz, gıda almış oluyoruz ve kültürümüzü tamamen pekiştirmiş oluyoruz. Sağ olun. Öncelikle de buradaki halkıma, bir halk ozanı olarak teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Zaten benim anlatmam sazla sözlü olacaktır diyorum. Tabii. Nefesiniz de inşallah bize katkı sağlayacaksınız. Teşekkür ediyoruz tekrar geldiğiniz tabii için. Tabii ki. Sağ olun. Her zaman yanınızdayız hocam.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin gibi düşünceli insanların, sizin gibi felsefeli, sizin gibi Türkiye'nin yararına olan insanların ve akılcı konuşan insanların her zaman yanındayız. Biz öğretmen olarak ve aynı zamanda ben öğretmenim. Öyle mi? Öğretmensiniz. Evet. Ben ilkokul öğretmenim. Sınıf öğretmeniyim. Dağınacı mı şu anda? Yok. Sürücü kursu öğretmeniyim. Ve aynı zamanda. Devam etmiyorum çünkü mesleğim, sanatım ağırlık veriyorum. Eyvallah. Sağ olun. Saygılarımla. Hoş geldin. Sağ olun. Evet, stüdyodaki arkadaşlar, sizler de hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Programın sonuna kadar umarım duracaksınız. Üçüncü bölümde arka taraftan gidenler oluyor. Onlar kontrolünde olacak, ona göre. Şu anda vakit normalden, normal vaktinde başlıyoruz ve fazla geç de sürmüyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi bu vesileyle bir kez daha hatırlatayım ki, biz burada aslında bir televizyon programı yapmıyoruz. Biz burada bir kamu hizmeti yapıyoruz. Bu ne demek? Bu yaptığımız programdan dolayı para almıyoruz. Hiç böyle bir şey olur mu diyeceksiniz? Evet olur. 7 yıldır bu programı yapıyoruz. Bu 7. yıla giriyor. 7. sezonun şu anda 3. programındasınız. Önümüze Allah'ın kitabını açıyoruz. Gönüllü. Buraya gelen sanatçılar gönüllü. Buradaki izleyiciler gönüllü. Herkes burada gönüllü. Gelen seyirciler de gönüllü. Buraya seyircilerin gelmesi için herhangi bir organizasyon da yapmıyoruz. Bir servis aracılığıyla onları yerlerinden alıp yerlerine götürmek gibi, telefonla çağırmak gibi bir ajansla anlaşıp bize stüdyo seyirci getirin demek gibi herhangi bir çalışmamız da yok. Duyuyorsunuz ve geliyorsunuz. Hepsi gönüllü. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben böyle gitmesini istiyorum. Çünkü ele aldığımız konu dindir. Programın ismi de Bana Dinden Bahsettir. Dinin istismarın her türlüsünün aracı haline getirildiği, dinin üzerinden paralar yığıldığı, zenginlikler üretildiği, dinin dinden başka her şeye alet edildiği böylesi bir ortamda birilerinin böyle durması gerekiyor. Bütün bunlarla biz aslında bir mesaj da vermiş oluyoruz. Evet, bu kısa girişten sonra sevgili seyirciler, bugünkü bölümümüz Bakara suresinin 168 ila 171. ayetler arasındaki 4 ayettir. Dörder dörder, beşer beşer, azar azar, aşır aşır, aşır 10 ayet oluyor. Biz onu da biraz yarıya indirmiş olduk. 4-5 ayet hamse gidiyoruz yani. Böyle beşer, dörder, beşer. Şimdi orayı okuyacağız. Önce Hakan orayı bize bir okusun. Türkçe mealini dinleyeceksiniz. Bizim tarafımızdan hazırlanmış olan meali dinleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki başka mealleri niye okumuyorsun? Kendi hazırladığın meali okuyorsun. Ben başkalarının mealinin sorumluluğunun altına giremem. Çünkü onu okuduğum zaman vatandaş oraya başka bir mana vermiş. Biz o manayı insanlara aktarmış oluyoruz. Hiç olmazsa burada kendi hazırlamış olduğumuz meali okuyoruz ki sorumluluğunu da üstlenerek. Burada olduğu gibi yansıtma veya Arapçasında ne anlatılıyorsa onu mümkün olduğunca yansıtma çabası içerisinde olduğumuzu bilesiniz. Bu nedenle bu sorumluluk duygusundan dolayı böyle yapıyoruz. Evet, şimdi bölümü bir okuyalım, devam edeceğiz. Sevgi ve merhameti sonsuz Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Yeryüzünde helal ve temiz olan ne varsa yiyin. Sakın şeytanın ardından gitmeyin. Zira şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Şeytan size ancak kötülüğü, çirkinliği ve Allah hakkında bilgisizce konuşup durmanızı emreder. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman, hayır, biz atalarımızın geleneğine uyarız derler. Ya atalarının aklı ve vicdanı donmuşsa, doğru yolda değilseler, kafirlerin durumu, çoban sesini böğürme olarak algılayan hayvan sürüsüne benzer. Onlar sağırdırlar, dilsizdir ve kördürler. Onların
aklı ve vicdanı donmuştur. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi burada birilerinden bahsediyor. Onlar diyor. Onlar ne yaparlar? Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman hayır biz atalarımızın geleneğine uyarız derler. Şeytanın ardından giderler. Şeytanın kötülüğü, çirkinliği ve Allah hakkında bilgisizce konuşup durmasını yerine getirirler. Yeryüzünde helal ve temiz olan şeyleri insanlara yasaklarlar. Allah'ın helal kıldığını haram sayarlar. Şimdi bunlar, bu özellikleri sıralanıyor. Dört ayetin dördünde de gördüğünüz gibi onlar diyerek birilerinden bahsediyor. Şimdi bunlar, bu kişiler kim? Önce ayetleri iyi anlamak için bu ayetlerin kime yönelik söylediğini, muhatabın kim olduğunu önce bir anlamanız lazım. Burada bir sürü zamir geçti. Onlar, onlar, onlar diyerek. Şimdi Kur'an'ın indiği dönemde tabii bunlar belliydi. Ama isim vermiyor. Onlardan maksat şudur diye bir açıklama da yapmıyor. Böylesi tipler, böylesi insanlar her çağda olacağı için siz de diyor kendi çağınıza bakın, onların kim olduğunu anlarsınız. Kimlik zamir üzerinde durmuyor. Davranış, hal ve gidiş üzerinde duruyor. Şu 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 davranışları yapanlar. Bunlar, şimdi biz tefsir yapıyoruz. Bunlar o gün Mekke'ye hükmeden ve dini hizmetler yürüttüğünü iddia eden Kabe'nin etrafında tefeci bezirganlar idi. Aynı zamanda bunlar Allah adına konuşma yetkisini kendisinde görenler idi. Yani din adamları idi. Tapınaklarda vaazlar verenlerdi. Dedi ki Allah hakkında bilgisizce konuşup dururlar. Allah şunu dedi, Allah bunu dedi. Allah şunu helal kıldı, bura haram kıldı. Allah şöyle, Allah böyle diye Allah adına böyle sürekli konuşurlar. Ağızlarından geldiği gibi şu helal, bu haram derler. Bunlar Kabe'nin etrafına çöreklenmiş olan tefeci bezirganlar ve tapınaklarda vaaz veren din adamlarıydı. Kur'an'ın esas muhatabı Allah'ı kabul etmeyenler, ateistler, bugün kendilerine ateist dediğimiz, dinsiz dediğimiz insanlar değildi. Çünkü Kur'an'ın indiği o dönemde böyle insanlar pek yoktu. En azından muhatap alınacak, onlara ayetler yoluyla seslenilecek kadar kalabalık insanlar değildi. Kur'an'ın muhatap aldığı insanlar tapınaklarda vaaz verenler, sarıkla, cübbeyle gezenler, Allah adına konuşanlar, Kabe'nin etrafında biz Allah'ın dinine hizmet ediyoruz diye hacılara su dağıtanlar, Kabe'nin örtüsünü değiştirenler, insanlara bu şekilde hayırlar yapanlar. Biz Allah'ın seçtiği bir kavimiz, Allah'ın evinin koruyucusuyuz, Allah'ın evinin ziyaretçilerinin hizmetkarıyız. Hadimül harameyn diyorlar yani. Hadimül harameyn. Yani haram bölgenin, mescid-i haramın hizmetkarıyız diyenler idi. Lütfen bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Şimdi bakınız, diyor ki yeryüzünde helal ve temiz olan ne varsa yiyin. Yeryüzünde helal
yani izin verilmiş olan, helal çözülmüş, izin verilmiş demektir. Yeryüzünde Allah'ın izin verdiği ne varsa onları yiyin diyor. Demek ki Allah'ın izin verdiği şeyleri yasaklayanlar var. Şunları yiyemezsin, bunları yiyemezsin. Şurası haram. Hatta şuraya giremezsin, buraya giremezsin filan diyenler var. Nerede? Yeryüzünde. Bakın yeryüzü diyor, yeryüzü. Yeryüzünde, fil arz, yeryüzünde Allah'ın serbest bıraktığını, helal kıldığını kim yasaklayabilir? Şimdi bundan ne anlamamız lazım? Bundan şunu anlamamız lazım. Allah'ın bu helaldir, bu temizdir, bu serbesttir dediği şeyin ne olduğunu nereden anlayacağız? Şurada anlayacağız. Şimdi bir tefsir kuralı söyleyeceğim. Buna göre Kur'an'ın özgürlük felsefesi, serbestlik anlayışı, yani ne yapmamız serbesttir, ne yapmamız yasaktır, buradan onu çıkarabilirsiniz. Eşyada asıl olan ibahadır. Beraat-i zimmet asıldır. Bunlar mecellede geçen iki tane prensiptir. Kur'an'ın tamamından çıkarılmış. Kur'an'daki ayetlere bakarak, ha demek ki yeryüzünde her şeyi, temiz olan her şeyi yiyin dediğine göre, şunu şöyle söylediğine göre, bunu böyle söylediğine göre, demek ki buradan şöyle bir prensip çıkarabiliriz denilerek çıkarılmış iki tane prensiptir bu. Bir, beraat-i zimmet asıldır. Hukukun temelidir bu. Eşyada asıl olan ibahadır. Bu da sosyal hayatın, siyasi hayatın temelidir. Tabii Osmanlıca ve Arapça olduğu için ilk söylediğimde nedir bunlar diye pek bir şey anlamadınız. Beraat-i zimmet asıldır, esastır. Eşyada asıl olan ibahadır. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? Bu tam bu okuduğumuz ayetle ilgilidir. Beraat-ı zimmet esastır. Hani mahkemeye gittiğiniz zaman hakim ne diyor? Beraatine karar verilmiştir. Yani suçsuz olduğu anlaşılmıştır. Yargılama sonucunda herhangi bir suç işlemediği, üzerine atılı suçları işlemediği anlaşılmıştır diyerek beraatine diyor. Beraatimi talep ediyorum diyoruz. Hani şimdi biz mahkemelere gidiyoruz ya, bir sürü mesela yargılanıyoruz şu anda. Beraatimi isterim dedim. Mesela en son mahkemede ben beraatimi isterim dedim. Savunma yaptım. Son sözün nedir dedi. Ben de anlattım ve beraatimi talep ediyorum dedim. Ne demek istedim? Suçsuzum. Herhangi bir ceza gerektirecek bir suç işlemedim. Beraatini istemek demek suçsuzum demektir. Suç işlediğimi kanıtlamanız gerekir. Buna dair de elde hiçbir kanıt yoktur. Dememe rağmen mahkeme heyeti önceden kararını vermiş. Çünkü kararı okumaya başladı. Gittiler içeriye, 2 dakika sonra geri döndüler. Ve 1,5 sayfa karar okudular. Herhalde o kararı 2 dakika içinde yazmadılar. Çünkü yazılmış yani. Kararı önceden yazmışlar. Yazdığı karar da ekrana yansıyor. Bir nüshasında giderken sana veriyor. Ben de aldım o nüshayı, dosyama koydum. Şöyle baktım, dedim bunu 2 dakika içinde mi yazdılar yani? Türk Ceza Yasası'nın şu maddesine göre, bu maddesine göre, şöyle olduğuna göre, böyle olduğuna göre, o 1,5 sayfayı yazmak için böyle bir günlerce uğraşmak gerekir. O maddeleri bulmak gerekir. Onları oraya yazmak öyle kolay ne değil. Hani 2 dakikada mı gittiniz geldiniz? Bunu yazdınız. Besbelli ki önceden yazmışsınız. Önceden yazdıysanız bizi niye dinliyorsunuz birader?
Beni niye dinliyorsun yani? Son sözü nedir diye soruyor. Biz de kalkıyoruz. Son sözümüz şudur. Beraatimizi isteriz diyoruz. Sonra gidiyor iki yere geliyor ve yazılmış kararı yüzüme okuyor. Ve okuduğu zaman da diyor ki şundan dolayı indirim yapılmamasına, şundan yararlandırılmamasına, nedamet göstermediği ve pişmanlık göstermediği için herhangi bir indirim yapılmasına gerek olmadığına, mahkeme süresince görülen olumsuz davranışlarından dolayı indirim yapılmasına gerek olmadığını arıyor. Allah Allah, olumsuz davranışlar ne yapmışım? Orada uslu uslu beklemişiz, beraatimi istiyorum demişim. Sesimi bile yükseltmemişim, herhangi bir tartışmaya dahi girmemişim. Otur dediği zaman oturmuşum, kalk dediği zaman kalkmışım. Bunun üzerine diyor ki, sanığın mahkemedeki olumsuz davranışlarından dolayı, pişmanlık göstermediği, nedamet getirmediği, görüşlerinde ısrar ettiğinden dolayı diyor. Beraatimi isterim diyor ama kabul etmedi. Ha, şimdi beraat suçsuzluk demektir. Bir şeye, bir suçu işlediğine dair herhangi bir kanıtın olmaması. Dolayısıyla ne dedik? Beraat-ı zimmet asıldır. Yani kişinin suçsuzluğu esastır. Bir kimseye suçsuz gözüyle bakılır. Suç işlediğine dair kanıt getirilmesi gerekir. Bu adam şu suçu işlemiştir. İşte kanıtı da budur denilir. Şimdi ben öyle mahkemeler gördüm ki, mesela bir de 28 Şubat'tan size örnek. 28 Şubat mahkemelerinde yargılandım ben. Ömrüm bu mahkemelerle geçti. Bir keresinde gittik. 8 kişiyi sıralaya dizdi bizi. Orada evlerden toplanmış bir çuval dergi var. Evlere baskın düzenlediler. Bizim o dönemde çıkardığımız Değişim dergisi vardı. O dergi kimin evinde bulursa toplamışlar. Bir çuvalın içine doldurmuşlar. Orada duruyor. Bizi o Değişim dergisini çıkaran örgüt diye suçluyorlar. O derginin girişinde sahibi diyor mesela. Şafak Basın yani. Şafak adlı örgüt diyor. Değişim adlı örgüt diyor. Yani onun sahibine, şirketin ismini falan hep böyle örgüt ismi ilan ettiler. Örgüt olmakla bizi suçladılar. İfade verdik. Üstelik irticai örgüt. O zaman devran öbür türlüydü. İrticai örgüt kurmakla suçlandım ben. Şimdi de teröre yardım etmek suçlamasıyla. Yani herkes ne tutturursa ona göre böyle ceza veriyor. Hakim dedi ki, sanıkların tutuklanmasına ve delillerin bilahare toplanmasına karar verilmiştim dedi. Ya Allah cezaevine. Bizi tutukladılar ve cezaevine gönderdiler. Yani önce tutukluyor, sen içeri bir git bakalım, arkandan niye içeride yatman gerektiğine dair delilleri buluruz diyor. Ve arkamızdan başlıyorlar delil toplamaya. Dergi çıkarmış, şunu yapmış, bunu etmiş, şuraya gitmiş, buraya gitmiş. Biz bekliyoruz. İçeride deliller toplanacak. Ve içeride yatmamız devam edecek diye. Halbuki beraat-ı zimmet asıldır. Hukukun temelidir. İster Almanya'ya git, ister Birleşmiş Milletler hukukunu incele, ister Avrupa Birliği hukukunu incele. İster Sovyetler Birliği hukukunu, ister sosyalist hukuka git, ister kapitalist hukuka git, ister Firavun'un hukukuna git. Nereye gidersen git. Hukukun bilinen en temel kuralı beraat-ı zimmet asıldır. Herkes suçsuzdur. Bir adam içeri atmak için, tutuklamak için suç işlendiğinin delil ve kanıtla ispatlanması gerekir.
Delil ve kanıt yoksa serbest bırakılır. İçeri atılmasına, delillerin sonra toplanmasına diyor ya. E şimdi de içeri girdiğin zaman 6 ay dışarı çıkamıyorsun. O zaman hiç olmazsa bir haftada 25 günde çıkabiliyordun. Ben 28 Şubat'ta bir defasında 25 gün, öbür defasında bir ay yattım çıktım, dilekçe verdim çıktım. Şimdi içeri girsen içeriden istediğin kadar dilekçe ver çıkamıyorsun. O zaman biraz hukukçular vardı bak, ölü olmasına rağmen. Günümüzü artık siz düşünün. Günümüzü artık siz düşünün. Şimdi şöyle bir hava oluştu. Sesini birazcık yükselten var mı? Birazcık böyle eleştiri yapan var mı? Sesi biraz fazla çıkan var mı? Hemen bu ne hala dışarıda dolanıyor? Ne zaman atılacak bu içeri diye hemen içeri atmayı düşünüyorlar. Atın içeri. İşçiler eylem mi yapıyor? Haklarını mı arıyor? Maaşımızı zamanında verin. Yağmurun altındaki saat besletmeyin, servisler zamanında gelsin, çamurda çaylakta yatırmayın bizi diye haklarını talep eden işçileri 600'ünü birden içeri alıyorlar. 24 tanesini tutukluyorlar. Atın içeri, olay bitiyor yani. Yani içeri attığın zaman iş bitiyor. Kriz çıktı, ekonomik kriz, neredeyse krizi de tutuklayacaklardı. Ramak kaldı yani. Çünkü kriz bir türlü bitmiyor. Dolar bir türlü inmiyor. Şimdi biraz daha devam etseydi şimdi hafiften böyle durmaya yüz tuttu ama ileride tekrar gelecek. Doların tutuklanmasına, krizin içeri atılmasına diye karar alacaklar yani. Akılları bundan başka bir şey ermiyor. Şöyle bakıyor, at içeri. Bunun sözü fazla çıkıyor, at içeri. Nasılsa 5-6 ay çıkamaz. Bu adaletin yere serilmesi, hukukun mahvolması demektir. Böyle bir ülke, böyle bir iktidar, böyle bir hukuk ve adalet anlayışı eninde sonunda, eğer ben şu ana kadar okuduklarım doğruysa, eğer peygamberlerin söyledikleri doğruysa, eğer kutsal kitapların haber verdikleri doğruysa, çökmeye mahkumdur. Ne zaman bilmem. Olamaz. Olabilemez. Böyle bir şey olamaz. Çünkü hukukun en temel, en temel. Herkes suçsuzdur kardeşim. Kanıtlaman gerekir. Sürekli olarak mahkeme sanığın lehine durumları kullanır. Hayır, mesela benim çıktığım mahkemede her şey aleyhime delil olarak kullandı. Şimdi ben kendimi bildiğim için kendime örnek veriyorum. Bunun onlarca örneğini gösterebiliriz. Şimdi hukukun temeli budur. Beraat-ı zimmet asıldır. Suçsuzluk esastır. Bir kimsenin suçsuz olduğu kanıtlanmaz. Suçlu olduğu kanıtlanır. Sen içeri atıyorsun, kendinin suçsuz olduğunu kanıtla. Ne yaptım? Sen şu işi yaptın. Ben yapmadım. Yapmadığını kanıtla. Nasıl kanıtlayacağım? Yapmadığını kanıtla, serbest bırakayım diyor. Ya ben öyle bir şey yapmadım. Yapmadığını kanıtla olmaz. Suçsuzluk kanıtlanamaz. Beraat-ı zimmet asıldır. Zaten herkes suçsuzdur. Durduk yere herkes suçsuzdur. Hukuk, devlet, adalet insanlara suçsuz gözüyle bakar. Ne zamana kadar? Bir delille, bir kanıtla, bir yargılamayla, bir mahkemeyle suç işlediği kanıtlanıncaya kadar herkes suçsuzdur. Bak, bu İslam'a özgü bir hukuk kuralı değil. Beraat-ı zimmet asıldır. Mecellede geçen bir kuraldır. Ve tüm evrensel tarihin temel hukuk kuralıdır. Siz şimdi bunu bir defa yıkıyorsunuz. Hukukun en temel prensibini yok ediyorsunuz. Daha nasıl ayağa kalkacaksınız? Şimdi öbürü de, öbür prensip de eşyada asıl olan ibahadır. Bak, bu da mecellede bir kuraldır. Bu da Kur'an ayetlerinin tamamının mana, mefhum ve ruhundan çıkarılmıştır. Eşyada, şeylerde, şeyler, insanlar, tabiat, varlık, canlılar, hayvanlar,
eşya, şeyler, bütün her şeyler. Asıl olan ibadır. Yani serbestliktir. İnsanlarda asıl olan suçsuzluktur, eşyada asıl olan serbestliktir. Yani yasaklanmadıkça bir şey serbest demektir. Bir şeyin yapılamayacağını söylüyorsanız bunun yasak olduğunu ortaya koymanız gerekir. Bunu kim yasakladı? Allah diyor ki yeryüzünde temiz ve helal olan her şeyi de yiyin diyor. Bu şu demektir. Yeryüzünde her şey yapın. Her şey serbest demektir. Her yere gidin demektir. Nerede? Yeryüzünde. Allah'ın yarattığı yeryüzünde bütün yeryüzü insanlara helaldir ve serbesttir. Her yere gidin. Her şeyi yiyin. Ne istiyorsanız onu yapın diyor. Buna eşyada aslında ibaha kural diyoruz. İbaha serbestlik demektir. Mubah olmak demektir. Her şey yapmak mübahtır. Yani her şey yapmak serbesttir. Kim söylüyor bunu? Yeryüzünü yaratan Allah söylüyor. Peki bu yeryüzündeki yasaklar ne o zaman? Her yere gidebiliyor musunuz? Gidemiyorsunuz. Her şeyi yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsunuz. Her şeyi yiyebiliyor musunuz? Yiyemiyorsunuz. Her yerde gezebiliyor musunuz? Gezemiyor musunuz? Her yerde oturabiliyor musunuz? Oturamıyorsunuz. Mesela Boğaz'daki yalılarda gittin dedin ki ya Allah'ın boğazını biraz da ben seyredeyim kardeşim. Şurada biraz madem mülk Allah'ın biraz da biz oturalım desen ne derler? Oraya seni sokmazlar bile. Adam gelmiş 21 yıldır Muş'ta daha boğazı görmemiş. İstanbul'da yaşadığını iddia ediyor. Bence Boğaz'daki bütün yalılar kamulaştırılmalıdır. Zenginlerin elinden alınmalıdır. Kamulaştırmalıdır. Yani devlete ait olmalıdır değil. Mülk Allah'ındır, halka aittir. Ne olacak? Herkes sırayla orada gelecek, 15 gün kalacak. Günlük 1 lira. 15 gün kalacak, gidecek. 15 gün kalacak, gidecek. Böyle bütün vatandaşlar dolanacak. Bir tane zengine tahsis edilmiş. Adam mezara da mezara dahi boğaza bakıyor. Akşam yemeğini boğaza nazır yiyor. Öğle yemeğini boğaza nazır yiyor. Boğaza nazır kahve içiyor. Boğaza nazır yatak odası var. Öldüğü zaman mezarı da boğaza nazır. Allah'ın yeryüzünde hak mıdır bu? Yeryüzünü size serbest bıraktım diyor. Kim gelmiş de orayı çevirmiş? Diyecek ki ben burayı kazandım parayla satın aldım. O parayı nereden buldun? Dedemden kaldı. Deden nereden buldu? Onun dedesinden kaldı. Onun dedesi nereden buldu? Geriye doğru git bakalım sonra ne çıkacak? Ya gasptır ya işgaldir. Ya el koymadır. Baygıda bir şey değildir. Öyle alnımın teriyle kazandım falan diye bir şey yok. Büyük mülkler alın teriyle kazanılamaz. Yok öyle bir şey. Günlük geçimini alın teriyle kazanırsın. Çalışsın, çabalasın akşama kadar. Eve zar zor ekmek götürürsün. Ertesi gün zor çıkarırsın. Bu alın terine inanırım. 10.000 dönüm arazi, boğazın bilmem neresi. Onlar adam alın teriyle kazanmış. Yok ya. Onlar alın teriyle kazanılamaz. Ya el koyma vardır. Ya çit çevirme vardır, ya kamu imtiyazı kullanma vardır, ya dedesine babasına dedesine miras kalma vardır, o da ondan ya bu tarafa kaydırmıştır. Vardır bir şey. Peki her yere gidebiliyor musunuz? Gidemiyoruz. Her yer sınırlara dolu. Sınırdan geçerken para vereceksin. Buradan giderken köprüden geçiyorsun para, sınırdan geçiyorsun para. Yolda son zamanlarda trafik kontrolü nasıl oluyorsa artmaya başladı. Bir yerden bir yere gidiyoruz. 8 defa polis çeviriyor. Ya biraz evvel çevirdin işte. Oraya çıkmışlar, öbürüne çıkmışlar, berekine çıkmışlar. Şunun yok yaz ceza, bunun yok yaz ceza. Böyle salma yapıyorlar. Yani memleketin yollarında, asfaltlarında yürüyemiyorsun. Şimdi buradan gidiyorsunuz diyelim. Issız bir yerde bir takım adamlar belirdi. Böyle tepeden aşağı doğru indiler. Dur diye
sizi durdurdular. Eşya filmlerinde olduğu gibi. Geçin şuraya, dizilin hizaya. Çıkarın cebindekileri. Dediler ve sizi soydular değil mi? Bunlara ne diyoruz biz? Eşkıya diyoruz. Şimdi arabanıza biniyorsunuz. Güzel, kravatlı. Böyle asfaltta böyle basıyorsun, gaza gidiyorsun. Tak bir köprü. Tak bir kontrol. Tak bir bilmem ne. Tak bir bilmem ne. Yani bir defa iki defa anladık da bu ne kardeşim? Ne yapıyor? İşte tak cüzdan imza alıyor. O güzel. İyi günler falan filan. Aradaki şey biraz daha yumuşak böyle sanki medeni şeymiş gibi. Yine o dağdan inemi yaptığını sonuçta onu yapıyorsun yani. Ne oluyor sonuçta? Para ver diyor, para. Yolunu kesiyor ve senden para istiyor. Ne parası bu? Şunu ihlal ettin. Biraz evvel geçmiştik. O başka, biz başkayız. Ne parası bu? Köprü parası. Köprüyü kim yaptırdı? Falan yaptı. O parayı nereden buldun? Milletin parasını yaptı. Niye para alıyorsun o zaman? Şu anda evinizden çıktığınız andan itibaren Allah'ın yeryüzünde gezemezsiniz. Dolaşamazsınız, yiyemezsiniz, içemezsiniz. Her yer yasaklarla, her yer şunu vereceksin, bunu vereceksin, buraya giremezsin, şuraya giremezsin ile doludur. Peki, eşyada asılan ibahaydı, prensip buydu. Eşyada asılan, yani şeylerde asılan serbestliktir. Özgürlük, serbestlik esastır. Suçsuzluk esastır. İşin aslı, özü buydu. Peki, bir şeyin yasak olduğu söz konusu değilse o serbest demektir. Bakacaksın, bir şey yasak mı? Peki bu yasağı kim koyacak? Devlet bunu yasaklıyor. Niye yasaklıyor? Sebep ne? Gerekçe ne? Kim koyacak bu yasağı? Allah'ın yeryüzünde yasağı Allah koyabilir. İşte Allah da diyor ki Allah'ın size temiz bir helal kıldığı her şeyi yiyin. Peki kim haram etmiş bunları? Bunları sadece yiyecek olarak anlamayın. Burada bir özgürlük felsefesi veriliyor. Dikkat edin. Onu önce bir kavrayın. Şu yeryüzünde her şey serbesttir. O zaman yasakları sorgulama başlar. Peki her şey serbestse bu yasakları koyan kim? Niye bunları yasaklamışlar? Bu sınırları kim çizmiş? Niye çizmiş? Gerekçesine, sebebi ne? Bunları sorgulamaya başlarsınız. Eğer her şey serbesttir felsefesine inanırsanız, yasaklanan her şeyi, sınırlanan her şeyi sorgularsınız. Neden? Niye? Allah serbest diyor, sen ne yasaklıyorsun ve sen kimsin? Dersin. Bunu sorgulamazsanız, bu yasakları koyanları ve bu sınırları çizenlere meşruiyet kazandırmış olursunuz. Ha, o zaman yasak felsefesine geliyoruz. Yasağı kim koyabilir? Kamu otoritesi koyabilir. Ne adına koyabilir? Nereye kadar koyabilir? İnsanların yararına, menfaatine olan şeyler yasaklar. Mesela öldürmek yasaktır. Tamam. Bütün kutsal kitaplar böyle söylüyor. Her şey serbesttir ama öldürmek yasaktır. Önce her şey serbest bırakılıyor, sonra neyin yasak olduğu söyleniyor. Şunlar yasaktır. Yani neyin serbest olduğu söylenmez. Neyin yasak olduğu söylenir. Mesela anayasalara bakın, anayasalar da bu felsefeyle göre hazırlanması gerekir. Neyin serbest olduğunu bize buyurgan bir edayla anayasalar söylüyor. İşte seyahat etme özgürlüğü diyor. Seyahat etme özgürlüğü. İfade hürriyeti. İfade, herkesin ifade hürriyeti vardır. Ya bunu söylemeye gerek yok ki. Seyahat özgürlüğü, herkesin bunu söylemeye gerek yok ki. Yani anayasanın yazılış ruhu yanlış. Neyin serbest olduğu söylenmez. Neyin yasak olduğu söylenir. Geri kalan serbest demektir. Bu kadar. Öbür türlü ne oluyor? Bak bunun tam tersini düşünün. Her şey serbesttir, yasak olanlar müstesna. Tam tersine çevir. Her şey yasaktır, serbest olanlar müstesna.
önce her şeyi yasaklıyor. Düşünün. Her şey ama her şey yasak. Buraya gelmeniz bile yasak. Şurada konuşmam bile yasak. Bunların olması için izin almamız gerekir. İfade hürriyeti, televizyona çıkma hürriyeti, oraya gitme serbestliği, buraya gitme serbestliği. Onları sonra o serbestlikleri sıralıyor. Her şeyi önce yasaklıyor. İzin verdiğim kadar bunları yapabilirsin diyor. Yani mantık tamamen tersine çevrilmiş vaziyette. Halbuki ne olmalıydı? Her şey serbesttir. Kimse kimseye yasak koyamaz. Hatta kimsenin kimseyi yönetme hakkı yoktur. Sınır çizme hakkı yoktur. Yasak koyma hakkı yoktur. Şu yasak, bu yasak diye kendine göre, menfaatine ve çıkarına göre bir takım şeyleri insanlara yasaklama hakkı yoktur. Peki bunları kim koyabilir? Eğer inancın varsa ve bu kitabın Allah'tan geldiğini düşünüyorsan, onun koyduğu yasaklara inanman gerekir. Yani her şey serbesttir ama yasakları kim koyacak? Sen, ben, Ali, beni, Selami değil. Üstün bir güç yasak koyabilir. Mesela bu dünyayı yaratan yasak koyabilir. İnsanlığı var eden yasak koyabilir. Bir. İnsanların tamamı bir yasağın üzerinde anlaşmış olmalıdır. Ben o yasağa ancak uyarım. Yani senin kafana göre çıkıp şu yasak demene ben uymam. Buradakilerin tamamının o yasak üzerinde anlaşmış olması gerekir. Referandum yapılmış olması gerekir. Şu yasak olsun mu? Halk diyor ki olsun. O zaman o yasak olur. Veya benim gönüllü sözleşmelerden doğan hükümler beni bağlar. Sözleşme imzalıyorum. Rızamla diyorum. Evet şu şöyle olsun diyorum. O zaman rızamla eğer bir yasak ortaya çıkıyorsa ona uymak durumundayım. Kimse yasak koyamaz. Toplum anlaşarak, üzerinde ittifak ederek koyabilir. Üstün bir güç, manevi yaratan falan, oradan geldiğine inandığın şey. Hatta onun da toplum tarafından onaylanmış olması gerekir. Mesela çıkıyoruz diyoruz ki bu Allah'ın kitabıdır. Burada ne diyor? Şu yasaktır diyor. Bu yasaktır dediği için değil, toplum bu yasağa ikna edildiği zaman, toplum evet bu yasak toplumun yararına olan bir yasaktır diye gönüllü olarak kendi rızasıyla kabul ettiği zaman bu yasak geçerlidir. Sırf Allah'ın kitabında geçiyor diye insanlar buna uymak zorunda değildir. Sadece buna inananlar uymak durumundadır ve onları bağlayıcıdır. Toplumda birçok kişi var, bu kitapta geçen yasaklara inanmıyor. Onlara da mı bunu uyduracağız? Benim kitabımda böyle yazıyor. Adam diyecek ki olabilir, o senin kitabın. O zaman toplumun bu yasağa rıza göstermesi gerekir. Bunu topluma ikna etmen gerekir. Bak bu yasak faydalıdır. Şu faydaları vardır, şu faydaları vardır. İkna etmelisin. Herhangi bir dayatmada, üstünlük taslamada bulunmadan demokratik bir ortamda anlata anlata ikna etmek durumundasın. Yani şunu demek istiyoruz. Birileri çıkıyor diyor ki Allah'ın kitabında böyle yazıyor. Sizi şeriatla yöneteceğim. İyi halk bunu kabul etti mi? Beni ilgilendirmez. Bu Allah'ın kitabı, Allah'ın kitabı oylamaya sunulamaz. Hayır, sunulur. Halk kabul etmezse bu kitap yürürlüğe giremez. Halkın kabul etmesi gerekir. Zaten Mekke'de de böyle olmuştur. Medine'de. O zaman peygamber niye Mekkelileri Medine'leri ikna etmek için uğraştırırdı? Hepsini kesip doğraydı o zaman. Dinlemiyorsunuz diye. Oturuyor saatlerce. Bak kardeşim bunun böyle olması lazım. Şöyle olması lazım. Karşılarına oturuyor peygamber. Saatlerce bunu yırtmalarına rağmen, kabul etmemelerine rağmen tekrar geliyor, tekrar ikna etmeye çalışıyor. Toplum ikna olmazsa hiçbir şey olmaz. Toplum ikna edeceksin. Rıza esastır. Şimdi eğer rıza yoksa kimse kimseyi yönetemez. Birisi kalkıp ben falan soyundan geliyorum, sizi ben yöneteceğim. İşte burada sarayımı yaptırdım.
Parayı da siz vereceksiniz. İçine de cariyeleri doldurdum. Her gün biriyle yatacağım. Ve siz de yatacağım. Oo ne güzel. Ya sen Osmanlı dediğin budur. Krallık, padişahlık dediğin budur. Bizans da budur. Babil de budur. Mısır da budur. Hepsi budur. Hepsinin sarayı yok mu? Var. Ne yapıyorlar bu sarayda bunlar? Hepsi orada işçilerin, emekçilerin, kölelerin alın teriyle kurulmuş saraylardır onların. Kur'an-ı Kerim bütün saraylar dizüstü yıktıracağız diyor bir sürü yerde. Kur'an saray düşmanı bir kitaptır. Sarayların yıkılacağını, kahşanelerin yerle bir olacağını söylüyor. Niye bu kadar oraya kadar öfkeli onlara? Niye ben bu saray falan lafını duyunca ben öfkeleniyorum? Niye? Çünkü saraylar haram üzerine kurulur. Helal üzerine saray olamaz. Nerede saray varsa haram üzerine kurulmuştur. Başkasından topladığın vergiler, sen hiç çalışmıyorsun, millet alın teri döküyor, elektrik parasından, su parasından, doğalgaz parasından kesiyorsun, milletin parasıyla oraya öyle saray yaptırıyorsun. Sonra da gidip onun içinde yaşıyorsun. Şimdi arkadaşlar bakın. Devleti kutsamak doğru bir şey değildir. Devleti kutsayanlar niye devleti kutsuyor? Acaba hiç düşündünüz mü? Devlet yüce, yüce bir şey olduğu için. Hayır. Şimdi devlet demek, başkasının sırtından geçinmek demektir. İktidar demek, sen bana vergi vereceksin, ben o vergiyle sizi yöneteceğim demektir. Öyle olmuyor mu? Şimdi devlete vergi vermesek, 382 çeşit vergi Türkiye'de olmasa, Türkiye'nin petrol geliri yok. Toprağın altından bir şey geldiği falan yok yani. Doğal bir geliri de yok. Tek bir geliri var, vergi. Peki bu vergiler, 382 çeşit vergi yarın iptal olsa, halk hiçbir çeşit vergi vermeyecek dense, devlet çöker mi, çökmez mi? Çöker. O zaman devlet vergi üzerine ayakta duruyor. Yani benim param üzerine ayakta duruyor. Ben çalışıyorum, vergi veriyorum. O vergiyi alıyor, ne yapıyor? Başkasının parasıyla hükmediyor. Başkasının parasıyla iş yapmak iyi bir şey değildir. Helal olan nedir? Kendi alın terinle iş yapmandır. Gideceksin, alnını terini dökeceksin, emeğini alacaksın, ihtiyacından fazla kazandıysan onunla gideceksin, infak edeceksin. Allah'ın sevdiği kul, has kul budur. Böyle birisine cennetin bütün kapıları açılacaktır. Neden? Alın teriyle geçinmiş, emeğiyle yaşamış adam denecektir. Bakın Ebu Zer-i Gıfari diyor ki, geçen haftalarda anlatmıştım Ebu Zer-i Gıfari'yi. Devletten maaş alan birisi benim cenazemi kıldırmasın diyor. Benim cenazemi alın teride geçinen, emeğiyle yaşayan insanlar tabutumu kaldırsın ve mezara gömsün diyor. Başkası yanaşmasın benim cenazeme. Buradaki felsefeyi anlıyor musunuz? İslam'da en birinci mesele budur. Namazdan, oruçtan, haccandan her şeyden önemlidir. Alın teriyle geçineceksiniz. Emeğinizle yaşayacaksınız. Şimdi sen diyorsun ki bana vergi ver. Ve benim vergimle iş yapıyorum birader. Hiç olmazsa şöyle biraz insan çekinir. Değil mi? Şimdi yani ben çalışmadan birinden para alsam, yani buradaki 3-4 kişinin verdiği parayla geçiniyorsam biraz böyle ezik olurum yani. Ya benim çalışma aslında sizin verdiğiniz parayla bu falan oluyor. Bak bak. Hem milletin parasını alıyor, hem de milletin tepesine biniyor. Hem suçlu hem de güçlü, hem de milleti adam yerine koymuyor. Şu anda devlet dairelerine gidildiğinde, diyelim bir vatandaş, bir köylü, herhangi birisi, vergi veren, elektrik faturasından para kesilen, alın teri döken, diyelim çöpçülük yapıyor, parası kesiliyor vergi olarak. Vatandaşların herkesten para kesiliyor. Herhangi bir vatandaş devlet dairesine gittiği zaman
Ne yapar? Klasik şey nedir? Şapkasını çıkarır, kapıdan şöyle tık 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 kapıyı vurur. Oradan oturur. Ne var? Nüfus cüzdanı çıkaracaktım. Şöyle işaret eder. Şuraya git dedim, öbür masaya. O masaya gider. Ne var der, böyle gözlüğü takmıştır, böyle yapar. Ne var? Oraya git. O ona gönderir, o ona gönderir. Böyle 4-5 tane gezdikten sonra nihayetle birisi bulur. Vatandaş eziktir. Masada oturan küstahçadır. Halbuki yahu senin paranı o veriyor ha. Utan be, utan. Vatandaş geldiği zaman memurların ayağa kalkması gerekir. Vatandaşın memurun karşısında değil, memur vatandaşın karşısında önünü yüklemesi gerekir. Hani devlet halkındı? Hani hakka hizmet halka hizmetti? Hani köylü milletin efendisiydi? Hani cumhuriyet kimsesizlerin kimsesiydi? Buyur işte, kimsesiz geldi, adama hakaret ediyorsunuz. Çekinerekten kapıyı vurar gene. Filmlerde falan hep böyledir, onlar doğrudur yani. Acaba bana kızar mı diye. Hep hüt dediği zaman çekip gidecek. Bir şey de bilmez. Çünkü adam cahil olabilir. Adam bilgisiz olabilir. Ama alın teri döken odur. Emek veren odur. Sana parayı veren odur. Ekmeğini veren odur. Seni doyuran odur. Allah'tan kork ve ona saygı göster. Ama şimdi devlet anlayışı tamamen tersine dönmüş. Hükmediyor yani. Hükmediyor. Hükmediyor. Ben diyor, ben. Şimdi bunu bir defa değiştirmek gerekir. Bakın ben size bir felsefeden bahsediyorum. Şu andaki Türkiye'de var olan muhalif hareketlerin birçoğu ne yazık ki aynı kafadadır. Birisi gelecek onu kovalayacak, öbürü gelecek berkini kovalayacak. Felsefesi, duruşu, yaklaşımı farklı olan bir harekete ihtiyaç vardır. Aa bunlar başka denecek. Bir dakika kardeşim, burada başka bir şey söylüyor. Bu bambaşka bir şey. Mevcut anlayışı alt üst edecek. Devlet anlayışını değiştirecek. Millet anlayışını değiştirecek. Hukuk anlayışını, özgürlük anlayışını hepsini değiştirecek. Farklı olacak yani. Mevcut anlayışa göre herkes suçludur. Kişi suçsuzluğunu kanıtlamak zorundadır. Mevcut anlayışa göre her şey yasaktır. Serbest olanlar yapılabilir. İzin alınanlar yapılabilir. Şurada yürüyüş yapacaksın, izin aldınız mı diyor. Devletten izin aldınız mı? İzni var mı bunun? Ne izni? İzin var demektir. Tam tersi, yani bununla ilgili bir yasak var mı yani? Ben yapacağım, izin almama gerek yok ama yasak var mı demesi gerekirken bakın ne olmuş oluyor? Anlayış tam tersine dönmüş oluyor. Şimdi bu ayette, biraz önce okuduğum ayette, yeryüzünde helal ve temiz olan ne varsa yiyin. Ayetinde, Bakara suresi 168. ayetinde, işte bu felsefe bize veriliyor. Ne varsa her şey serbesttir. Peki, neler yasaktır? Ve bu yasağı kim koyabilir? Onları söyledim. Peki hiç yasak olmayacak mı? Olacak canım. Öldürmek yasak. Çalmak yasak. İftira yasak. Taciz, tecavüz yasak. Bu yasağı kim koyacak? Toplum koyacak. Çünkü toplumun yararına olan şeyler bunlar. Kitap da onu söylüyor zaten. Oo, hem toplum rıza göstermiş. Toplumun ortak aklı bunu üretmiş. Hem de kitap bunu onaylamış. Ha, o zaman ona hepimiz uyacağız. Onu ihlal eden olursa kanıtlayacağız ve cezalandıracağız. Toplum da hukuk böyle işleyecek. Şimdi bu temelleri sarstığınız zaman, bunu ortadan kaldırdığınız zaman siz 60 sene yani 60 sene geçse, 70 sene geçse bile iflah olmazsınız. Bir ülkeyi açlık, yoksulluk kargaşaya iter ama adaletsizlik ve hukuksuz çökertir. Gür, çöker.
Nicedir memleket böyle bir söze girmiş bulunuyor arkadaşlar. Yani insanların adaletten ve hukuktan ümidi kesilmiş vaziyette. Yani mahkemeye gitsen ne olacak ki? Yani yandaşlar, bilmem, bakıyorsun savcılar, hakimlere falan militan gibi oraya doluşmuşlar. Ben şu ana kadar gittiğim mahkemelerde bunu gördüm. Militanlarla karşılaştım. Ne olacağı belli yani. Hukukçu görmek istiyoruz. Adaletin rengi, kokusu nerede, ne zaman ortaya çıkacak? Bunu görmek istiyoruz. Evet, şimdi bir ara veriyoruz. Bir Ali Doğan nefesiyle bize bir saz, türkü rüzgarı estirsin. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.
zamana, vicdanıma bırak beni zorla. Bir kemlik edidiysen gönül tarlamana, ben senin insandan sayan beni. Şimdi susup ne gerek diyorsun? Yoklar sana indi gün anlarsın dostum dostum anlarsın. Şehitlerin ekmeğini yiyorsun. Sana geldiği gün anlarsın dostum dostum anlarsın. Gevşek durman affedilmez suçları. Faydası yok mu aşığın ucularının, dostum dostum ucularının. Dost gülmen emperyalist güçleri, bu vatanı gördüğü gün anlarsın dostum dostum anlarsın. Karayı mücadele verirken dostum dostum verirken, Ali Doğan bu yollardan ölürken, umutların söndüğü gün anlarsın dostum dostum anlarsın. Umutların söndüğü gün anlarsın dostum dostum anlarsın. Çok teşekkür ederim. Bilir. Helal yemek başka, bir de haram yemek başka canım. O hiç yani doğru değil. Bence küfür olabilir. Ahlaksızlık da. Haram kıldığını yapmamak lazım. Allah'ın kıydığı şeylere haram desek günah işleriz. Helal diye şeylerine saygı duymamız lazım. Hırsızlık olabilir, efendim dolandırıcılık olabilir, komşusuna hakaret eden olabilir. Yani bunlar anladım, uzun şeyler yani. Bunları anladım, söyleme hepsini ben söyleyemem ama bunlar bu tür şeylerdir yani. İçki içmek işte. Haram yemek, domuz yemek, haram bunlar. Şeytan nedir? İçimizde midir, dışımızda mıdır? Şeytan içimizde, dışımızda yok. Şeytan her yerde yani, içimizde de dışımızda da. Ahlaksız. Peki şeytan içimizde midir, dışımızda mıdır? Her yerde. Haram peşimizde. İçimizde midir, dışımızda mıdır? Her yerde. Şeytan insan içindeki şey yani, kötü düşünen şeyler yani. Şeytan diye bir şey ben kanıtlamıyorum ama
şeytana uyma derler yani. Şeytana anladın mı? Akıl bari olma derler. Yani şeytan insanların anlamı almış olduğu bazı şeylerde anladın mı? Ya, aklını çalabilir yani, anladın mı? Buna şeytan derler yani. Şeytan içimizde midir, dışımızda mıdır? Hem içimizdedir hem dışımızdadır yani. Şeytan valla çok kötü bir şey. Şeytan günümüzde herkes şeytan oldu zaten. Şeytan içimizde midir, dışımızda mıdır? İçimizde. Evet sevgili seyirciler, Bana Dinden Bahset devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Birkaç konu var üzerinde değinmemiz lazım. Ondan sonra sosyal medyadan bugün önce sorularla devam edeceğiz. Daha sonra da stüdyodaki arkadaşlara geçeceğiz. Yeryüzünde temiz ve helal olan ne varsa yiyin dedikten sonra hemen diyor ki şeytanın ardından gitmeyin. Zira şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Şeytan size ancak kötülüğü, çirkinliği ve Allah hakkında bilgisizce konuşup durmanızı emreder. Şimdi bunu yukarıda bağlantılandırdığımız zaman, yani şeytan size kötülüğü ve çirkinliği emreder derken, bu konuyla alakalı bir yerden bunu alakalandırmamız gerekiyor. Yani şeytan size şurası senin, burası senin, buraya kimse verme, şuna kimse yedirme, şuraya kimseyi sokma der. Buradaki anlamı budur. Çünkü şeytan dediğimiz şey, Kur'an'daki anlatışa göre insanın içindeki bencillik ve egoist dürtülerdir. Bunu nereden anlıyoruz? Şeytanla ilgili Kur'an'da geçen bir ayetten anlıyoruz. Orada deniliyor ki فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْتَانُ قَالَ يَا آدَمُ diye başlayarak devam eder. Şeytan vesvese verdiği zaman Adem'e dedi ki ey Adem, sana şecere-i huldü ve mülkü la yeblâ'yı göstereyim mi? Şeytanın ana dürtüsü buydu. Şecere-i huld bir şeyi son sınırına kadar götürmek demek. Mülkü la yeblâ, yıkılmayacak bir mülkiyete kavuşmak demek. Yani sahipleme dürtüsü, şurası benim olsun, şu benim, 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 bana ait. Ve sınırsızca, tamamı başkasında olmamacasında bana ait olmalı. Başkasında ait, başkasında da varsa o zaman ona karşı haset oluyor. Elde edemezse ona karşı öfke başlıyor. Öfkesini yenemiyor ve ona karşı saldırganlık başlıyor. Dolayısıyla kibir, hırs, haset, kin, nefret, öfke, saldırganlık hepsi şeytan olmuş oluyor. İçimizdeki bu dürtülerin tamamına Kur'an şeytan diyor. Şeytanın ardından gitmeyin, yani bunların peşinden gitmeyin diyor. Bunların peşine giderseniz o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Size kötülüğü, çirkinliği ve Allah hakkında bilgisizce konuşmayı söyler. Yani insanlar kötülükleri Allah adına da işleyebilirler. Hiçbir insan ben şu ana kadar gördüğüm kadarıyla kötülüğü sırf kötülük olsun diye veya şeytanın bana dürtüsü ve ilhamı budur diye işlemiyor. Kötüyü güzellikle karıştırarak, çirkinlikle karıştırarak işliyor. Yani biraz kötü var, biraz güzel var, biraz iyi var, doğru var, biraz yanlış var. Hepsi birbirine karışıyor. Adam iyi yapayım derken, doğru yapayım derken, güzel yapayım derken kötüyü, çirkini ve yanlışı yapıyor. Kimse bu yanlış olduğu için ben bu yanlışı yapıyorum demiyor. Kimse bu kötü olduğu için ben bu kötülüğü yapıyorum demiyor. Herkes yaptığının iyi olduğunu zannediyor. Doğru olduğunu zannediyor ama sonuçta ortaya kötülük çıkıyor. İşte bu Allah ile aldatmadır.
Bu iyi ile, doğru ile, güzel olan ile aldatmadır. Yaptığı şeyi güzel zannederekten kötü yapmaktır. Bir zamanlar kiliselerin önünde insanlar yakılıyordu. Ve rahipler insanlar kilisenin önünde yanarken dua ediyordu. Adam böyle cayır cayır yanarken o dua ediyor. Bu nasıl bir şeydir? Orada yanan adamın acısını hissetmiyor. Tam tersi yanmasından mutlu oluyor. Bir zındığı daha kurtardık şeytanın elinden diye düşünüyor. Ve onu cennete gönderdiğini, cennete gönderdiğine inanıyor. Eğer böyle olmazsa o kötülüğü yapamaz zaten. İyi olduğunu, cennete götürdüğünü, onu zındıklıktan kurtardığını düşünecek ki, buna inanacak ki, o cayır cayır yanmakta olan ateşindeki adamın feryadını, acısını duymasın. Yoksa insan olan buna dayanamaz. İşte bütün kötülükler böyle güzellik kılıfıyla, doğruluk kılıfıyla, hizmet ediyoruz falan diyerek, örtülerek yapılıyor. İşte bunun Kur'an'daki adı, şeytanın Allah hakkında bilgisizce konuşup durma. Yani Allah bunu böyle istiyor. Yani onu yakmamı Tanrı istiyor. Yani Tanrı'nın isteğini ben yerine getiriyorum. Allah böyle istiyor, Tanrı böyle istiyor. Doğru olan bu, iyi olan bu diyerek kötülükler işleniyor. İyi ve kötü karıştığı için, hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır bilinemez hale geldiği için insanlar iyilik, güzellik diye bir sürü kötülükler işlemiş oluyorlar. Ah keşke iyilik, güzellik apaçık ortada olsa, şeytan da hepimizin gözünün önünde olsa, işte bak şeytan geliyor, bacağını kuyruğunu tutarak diyebilseydik. Öyle değil ki. İyi, güzel, doğru, adaletli insanın içinde bile hırs var, ego var, bencillik var, şehvet var, öfke var, haset var. Dolayısıyla onlar böyle birbirine karıştığı için en güzel adam dahi en kötü şeyi yapabilir. En kötü adam dahi bakarsın en iyi şeyi ondan zuhur edebilir. Çünkü hepsi bizim içimizdedir ve karışıktır. Karışıktır. Kimden iyilik gelir, kimden kötülük gelir, ne zaman iyilik gelir, ne zaman kötülük gelir. Hangisinin iyiliğinin altında kötülük saklanmıştır, hangisinin kötülüğünün altında bir iyilik vardır. Onu anlamak bu nedenle de güçleşir. Bu nedenle iyi ve kötü birbirine karışır genellikle. Bize diyor ki siz İçinize dönün ve içinize duyduğunuz insanlara zarar verecek, canlılara zarar verecek, toprağa, suya, doğaya zarar verecek her şey kötüdür. Bunları yapmayın. Onları yaparsanız şeytanın adımları arkasından gitmiş olursunuz. Şimdi bu sözleri Mekke'nin ileri gelenlerine söyledi. Şimdi onların Mekke'nin ileri gelenleri olduğunu, bu adamların onlar olduğunu ve çağımızda da bunlara benzeyen insanlar olduğunu nereden anlıyoruz? Ayrıntı veriyor. Mesela diyor ki sonraki ayete geçiyoruz. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman hayır, biz atalarımızın geleneğine uyarız derler. Ya ataların aklı ve vicdanı donmuşsa, doğru yolda değilseler yine de mi? Bakın soru çok tabiri caizse damardan. Biz atalarımızın geleneğine uyarız. Onların yaptığı doğrudur. Peki ya onlar yanlış yapıyorsa? Ya onların aklı ve vicdanı donmuşsa? Ya akıllarını işletememişlerse? Ya yanlış yapmışlarsa? Ya doğru yolda değilseler, o zaman ne yapacaksınız? Allah'tan gelene uymak, yani doğru, hakikat size geliyor. Ama siz bunu kabul etmiyorsunuz. Niye? Atalarımızdan böyle gördük diye. Şimdi bu atalar dini,
ataların geleneği meselesi. Burada görüldüğü gibi, yani Bakara suresinin 170. ayetinde görüldüğü gibi mahkum ediliyor. Bu ayet aynı zamanda Kur'an'ın muhafazakar değil, devrimci bir kitap olduğunun da kanıtıdır. Çünkü muhafazakarlık atalarımız der. Geleneğimiz, örfümüz, adetimiz der. Bu ne diyor? Peki ya onlar yanlışsa? Önemli olan atalardan o gelmesi değil. Önemli olan gelenek değil. Önemli olan bir şeyi geçmişteki bir ulu kişinin, bir büyük kişinin söylemiş olması değil. Önemli olan onun hakikat olup olmaması. Gerçeğe uyup uymaması. Gerçeğe uymuyorsa ona uymamalıyız. Ama muhafazakarlık der ki, gerçeğe uymasa bile ona uymalıyız. Çünkü şu anda gerçeğe uymuyor görünse bile burada bizim bir yanlışımız vardır. Atalar mutlaka doğru söylemiştir. Biz onu anlayamıyoruzdur. O nedenle yeni olanın riskine girmektense geçmişten beri devam edip gelenin güvenliğine sığınmalıyız. Çünkü o test edilmiştir. Yeni olan daha test edilmemiştir. Diyerek geçmişte olana sığınır. Halbuki insanlık böyle ilerleyemez. Geçmişte olana uyduğunuz sürece, doğru olmasa bile, hakikat olmasa bile, gelenekler, adetler, örfler, töreler gerçek olmadığı halde baskın bir şekilde toplumda var olmaya devam ederse hakikati öldürür, çürütür. Hurafelere karşı çıkmazsak dini hurafeler çürütür, yok eder. Hurafe galip gelir, din ortadan kalkar. O nedenle bu hususta çok hassas olmalıyız. Bir dakika, bu dinde var mı yok mu diye sormalıyız. Mesela bazıları bizleri modernist ilahiyatçı olarak bularak, ya o da işte İslam'da şu yok, bu yok falan deyip duruyor diye eleştiriyorlar. Halbuki bu bana göre peygamberane söylemdir. Peygamberler hep kendi toplumlarında Allah'ın dininde şu yok, bu yok demişlerdir. Yani şu yok, bu yok, bu yanlış, şu hurafe söylemi peygamberane bir söylemdir. O nedenle peygamberimize demişlerdir ki, sen neden yakmalı koç kurbanını bize emretmiyorsun? Sen kurbanı inkar ediyorsun. Kurban yok diyorsun. Halbuki bize yakmalı koç sunusu emretmedikçe hiç kimsenin peygamber olduğuna inanmayın denildi derler ve bu gerekçeyle peygamberi reddederlerdi. Niye reddediyorsunuz? Yani kurbanları yakarak kurban, böyle bir şeyin üstüne koyup kurbanı yakmak, yakmalı sunu deniyor buna. Peygamber bunu getirmedi. Sen bunu nasıl getirmezsin? Getirmezsen demek ki peygamber değilsin diyorlardı. Ve bu gerekçeyle peygamberin kurbanı inkar ettiğini ileri sürüyorlardı. Kabe'nin ileri gelenleri diyordu ki, ya bu da her şeyi serbest bırakıyor. Biz bir sürü yasak koyduk, işte helalleri haram kıldık. Kabe'nin etrafındaki tefeci bezirganlar bunları yapıyordu. Şu yasak, bu yasak, kendilerine göre bir sürü yasak koymuşlar. Peygamber geliyor diyor ki, nereden çıkarıyorsunuz bu yasakları? Nitekim bakın bölümün sonunda, şimdi gelecek haftanın üzerinde duracağız. Hemen sonraki ayet, şimdi bir 171'de bırakıyoruz. Sonraki 173'te Allah size ölüyü, kanı, domuz etini bir de Allah'tan başkası için keseni yasakladı. Bunu helali haram kılanlara karşı söylüyor. Diyor ki, şu 4 tane şey Allah yasakladı. Geri kalan her şey serbesttir. Neden çıkıyor bu kadar yasak? Şunu getireceksiniz. Koyunun şu tarafını getireceksiniz. İyilerini şuna vereceksiniz. Devenin iyisini buna
kötüsü buna vereceksiniz. Kabe'nin hakkı, giriş hakkı, bir sürü vergi, bir sürü, hepsi kendi ceplerine gidiyor. Kabe'nin 4 tane kapısı var, her birinden geçti bir şey veriyorsun. Şunu verirsen, şu günahın, bunu verirsen bu günahın affı olur diyerekten hepsini böyle şeye bağlamışlar, vergiye bağlamışlar. Halk da bundan bunu almış. Peygamber geliyor diyor ki, kardeşim bunların hiçbirisi yok. O zaman diyorlar bu Kureyş'in dinini değiştiriyor. Kureyş'i inkar ediyor. Niye? Şu yok dedi, bu yok dedi. Ne kalacak elde avuçta? İşte 4 tane şey yasakladı. Başka her şey serbesttir diyor. Peki, bu söylemle bugün işte sen de şu yok diyorsun, bu yok diyorsun. Söylem arasında ne fark var? Aynı şey işte. Biz de peygamberlerin yolundan gidiyoruz. Bugün de din adına bir sürü yasaklar var. Saçının tek telini göstermeyeceksin. Gösterirsen her bir tel için 60 yıl yanacaksın. Çocukluğunda anasından babasından, ninesinden bunu duymayan var mı? Nereden çıkıyor bu ya? Böyle bir şey yok. İçkiden bir damla içmeyeceksin. İçtiğin an bilmem şu kadar yanacaksın. Nereden çıkıyor bu? Hani cezası nerede? Bir sürü yasak. Bir sürü söylem. Bir sürü hurafe. Çocuk doğduğunda vatandaş sol tarafa yanlışlıkla ezan okumuş. Ezan sağ tarafına okunmalıymış. O nedenle bana telefon açıyor. Bunu tekrar etmeli miyiz, etmemeli miyiz? Ben de dedim ki iyi yapmış sol tarafına okumakla. Bırak o da solcu olsun. Daha doğuştan başlıyor sağcılık. Sağ tarafına okunmalı. Tuvalete girerken sağ ayağınla, sol ayağınla gireceksin. Çünkü tuvalet pislik yeri. Ama çıkarken kurtuluyorsun ya, sağ ayağınla çıkacaksın. Camiye, ibadet mekanı olduğu için sağ ayakla gireceksin. Çünkü ibadetten kaçmış gibi olacağın için sol ayakla çıkacaksın. Yemeği sol elle yemeyeceksin. Sol elle taharetleneceksin. Ne kadar pis, lanet iş var sol. Ne kadar uğurlu, bereketli işler var sağ. Bu telkinleri içinizde almayanınız var mı? Bunları duymayanınız var mı? Peki bu toplum hiç sol partiye oy verir mi? Kardeşim, bunların hepsi şehir efsanesidir. Bunların dinle falan hiçbir alakası yok. Cennete sağcılar girecek, cehenneme solcular gidecek. Defteri sol tarafından verilenler doğru cehenneme, defteri sağ tarafından verilenler doğru cennete girecekmiş. Yok, Kur'an'da böyle bir şey yok. Kur'an'da sağ sol diye bir şey yok. Sağ el, sol el diye şeyler geçiyor da bunun sağcılıkla solculukla bir alakası yok. Sağcılık, solculuk şurada 200 sene önce Fransız devriminde ortaya çıkmış. Bunun ne alakası var şimdi böyle yorumluyorsunuz bunu? Kaldı ki sol el Allah yaratmadı mı kardeşim? Sol elle niye yemek yemiyormuş? Sol elle Allah yaratmadı mı? Bu başka bir tanrının yarattığı mı? Solu da Allah yaratmış, sağı da Allah yaratmış. Bazıları da sol elle yiyebilir. Sol elle saz çalabilir. Çok güzel saz çalanlar var sol elle. Sol elle yazı yazanlar var. Niye bunları solak diye, sol diye aşağılıyorsunuz? Bir de var çocuğun kulağına ezan okunma vaftize özenerek yapılan bir şey. Yani Hristiyanlar nasıl çocuğu vaftiz ediyor, bizimkiler de çocuğun sağ kulağına ezan okuyormuş. Bu dini bir tören değil. Bakın, toplumda olup biten şeylerin hepsini ele alalım tek tek. Bunların hiçbirinin Kur'an'da geçmediğini, dini bir vecibe olmadığını, bir şehir efsanesi olduğunu, tıpkı Mekke'deki tefeci bezirganların Mekke halkına dayattığı yasaklar gibi mollaların, mezhep imamlarının dindar halk üzerine dayattığı yasaklar olduğunu göreceksiniz. Ve biz diyoruz ki İslamiyet gayet sadedir, basittir, kolaydır. Dünyanın en kolay işi İslamiyet'i yaşamaktır. Hatta İslamiyet'i yaşamak diye bir şey olamaz. Doğal olan İslam'a uygun olandır.
Siz bir şey İslam'a uygun mu değil mi diye sormanıza gerek yok. Tabii ve doğal olanı yapın, görün ki o İslam'a uygundur. Her ne şey tabii ve doğalsa o İslam'a uygundur. İslamiyet doğal bir dindir. Dolayısıyla şimdi bunları söylediğiniz zaman atalarımızdan böyle gördük. Dedelerimiz böyleyse. Geçmiştekilerden sen daha iyi mi biliyorsun? Kimden daha iyi mi? Geçmişte falan kişi şöyle söyledi. Ya olabilir, biz de diyanette bir geçmiş olacağız. Bizden 450 sene sonra da 450 sene sonra insanlar bize geçmiş atalarımız diye bahsedecek bizden. Nerede her şey akıp gidiyor, zaman geçiyor. Önemli olan bir şeyin geçmiş, gelecek atalar olması değildir. Doğru mu? Yanlış mı? Hakikat mi, değil mi? Ona bakarız. Hakikatse, doğalsa, tabiiyse, insanlığın yararına olan bir şeyse onu yapmalıyız. Dine uygun olan odur. İsterse Kur'an-ı Kerim'de geçmesin. Doğal din budur. Bir de şey vardı. Bölümün sonunda yine onlar diyerek çobanın sesini bölüm olarak algılayan hayvan sürüsüne benzer. Onlar sağırdır, dilsizdir ve kördür. Yani peygamber bu Kabe'nin etrafına çöreklenmiş tefeci bedirganlara, tapınaklarda vaaz veren din adamlarına bunları anlatıyordu. Ama onlar peygamberi duymuyordu. Sağır. Görmüyordu. Kör. Ve gerçeği dile gelip de söylemiyordu. Dilsiz. Gerçek var. Bu gerçeğin söylenmesi gerekiyor. Ama hepsi dilsiz şeytan olmuş. En büyük cihat zalim sultana karşı hakkı haykırmaktır. Zalim sultana karşı çıkıp hakkı haykıran adam en büyük cihadı yapmış demektir. Bir kimse gerçeği ketmediyorsa ona dilsiz şeytan diyoruz. Dilsiz şeytan. Gerçeği söylemiyor. Saklıyor, gizliyor, korkuyor, dile getiremiyor. Ona İslam kültürü dilsiz şeytan diyor. Gerçeği görmüyor, duymuyor. İnsanın beynine, gözlerinden ve kulaklarından bilgi akıyor değil mi? Bir dokunuyorsun bak, dokunuyorsun. Koku alıyorsun. En önemlisi de görüyorsun. Ve kulaklarınla işittiğin bilgiler beynine gidiyor. Şimdi gözleri iptal edersen, kör olursan, kulaklar da sağır olursa bir şey duymuyorsun ve hiçbir şey görmüyorsun. Fakat bunlar gözleri açık olduğu halde kör olanlara ne diyeceğiz? Kulakları sağlıklı olduğu halde duymayanlara ne diyeceğiz? Duymuyorlar. Dinlemiyorlar. Aykırı olan, farklı olan hiçbir şeyi dinlemiyorlar. Ve onu görmek de istemiyorlar, duymak da istemiyorlar. Kulaklarımız ve gözlerimiz dışarıya açık olursa beynimiz gelişir. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Duymak ve görmek istediğimiz, bizi onaylayan şeyleri değil, duymak ve görmek istemediğimiz, bizi onaylamayan, bize aykırı gelen şeyleri dinlemeliyiz. Onlar bizi geliştirir. Benim öteden beri yöntemim buydu. Ben hep beni bildiklerimden şüpheye düşüren yazarlar okudum. Beni bildiklerimden şüpheye düşüren. Öyle bir kanıt, öyle bir delil getiriyor ki böyle sarsılıyorsun. Ve hemen kitaplara koşuyorsun. İndiriyorsun, tekrar araştırıyorsun. Acaba doğru mu? Ben hiç bunu duymamıştım. Zaten benim bildiklerimi bana söyleyen birisini benim okumama gerek yok. Onları biliyorum ben zaten. Aynı şekilde sizin bildiklerinizi size söyleyenleri dinlemenize gerek yok. Sizin bildiklerinizin tersini söyleyen, gözlerinizi, kulaklarınızı açacak, zihninizi sallayacak, bildiklerinizden sizi şüpheye düşürecek düşünürleri, yazarları, fikir adamlarını okumalısınız. İşte onlar hem beyni geliştirir, hem insanı geliştirir. Yoksa böyle donarsınız. Ölü gibi çürür gidersiniz. Ölünün
Kulağı duyar mı? Duymaz. Gözü görür mü? Görmez. Dili konuşur mu? Konuşmaz. Adı üzerinde ölü. Onu bir tek şey beklemektedir. Çürümek. Siz de şu anda yaşarken sağır, kör ve dilsiz olursanız beyniniz, kalbiniz, yüreğiniz çürür. Yaşayan ölü gibi olursunuz. Konuşmayan toplumlar, gerçeği anlatmayanlar, aykırı fikirlerin konuşturulmadığı, susturulduğu, kulakların, gözlerin kapandığı toplumlar çürür. Şimdi son zamanlarda bir moda başladı. Adam televizyondaki programı dinlemiyor. Kapat onu diyor. Kendini çürümeye mahkum ediyor. Haberi yok. Ya sana aykırı gelene dinle ki hareket olsun. Zihin çarpışsın böyle, artır, indir aşağı oku ya, doğru mu yanlış mı falan de. Fikir tartışması olması lazım toplumda. Kanallara bir sürü insana çıkıp çatır çatır tartışması lazım. Her şeyin konuşulması lazım. Ama her şeyin. Şu konuşulamaz diye bir şey olamaz. Allah var mı yok mu lan tut. Cumhuriyet doğru mu yanlış mı? Padişahlık gelsin mi? Laiklik nedir? Bunları tartışmaktan ne korkuyorsunuz kardeşim? Ben bu hususta kendime çok güveniyorum. Kim benden tartışması gelsin konuşalım. Gelsin konuşalım. Efendi ya delillerini, kanıtlarını ortaya sunsun. Ben de sunayım, vatandaş da karar versin. O zaman zihinler açılıyor. Kalpler, gözler. Bakın bunlar kör olunca, kalpler sağır olunca, gözler kör olunca dinleme, konuşma, tartışma, aykırı fikirler olmayınca o toplum koskoca bir mezara dönüşüyor ve hepimiz ölüyoruz, çürüyoruz. Baskı adına, güvenlik adına. Aman aykırı fikirler söylenmesin. Aman şu tartışılmasın. Milletin kafasını karıştırmayın diyerek milleti böyle ölü gibi kulaklarını, gözlerini, dilini kullanamaz hale getirdiğiniz zaman o toplumu öldürüyorsunuz. Haberiniz yok. Çürüyor, ölüyor toplum. Biz niye böyle şeyler söylüyoruz? İnsanlar bunun üzerine düşünsün, kafa yorsun diye. Ben anlattığım şeylerin doğru olduğuna güveniyorum. Her kim gelecekse gelsin tartışalım. Musademe-i efkardan barikayı hakikat doğar. Yani fikirlerin çarpışmasından hakikatin güneşi doğar. Bediüzzaman Said'in Nursi'ye ait bir söz. Bunu söyledim diye de hemen FETÖ'cü ilan etmesinler. Şimdi öyle bir moda. Kimden aldığını söylemiyor. Yani Atatürk'ten bir söz söylüyorsun, Kemalist oldun diyorlar. Bediüzzaman'dan bir söz söylüyorsun, FETÖ'cü müsün diyor. Kur'an'dan bir ayet okuyorsan, sen de hala dincisin deniyor, hala bırakmadın deniyor. Biz seni ateist zannediyorduk. Hala diyor ayet okuyorsun. Ya bırak şu din işini diyor artık. Geride kaldı. Böyle bu kafada olanlar var. Zihinleri kamplara ayırmışlar. Zihinleri. Şu lafları şunlar söyler. Bu lafları bunlar söyler. Şu lafları da bunlar söyler. Şimdi sen hem onu hem onu hem onu söyleyince adam bir yere oturtamıyor. Necisin sen kardeşim diyor. Ben de karıştırıyorum işte. Karışmadan durur mu olmaz. Önce şöyle bir karışacak. Her şey bir karışsın. Allak bullak olsun. Efendim kafanız karışıyor. Karışsın kardeşim. Durmasından sağır, kör, dilsiz olmaktan iyidir. Karıştığın zaman orada hareket vardır. Hareket olunca da bereket vardır. Karışa karışa durulursunuz. Su karışmadan durulmaz. Şüphe ede ede gerçeğin ne olduğuna ulaşırsınız. Bu iş böyledir yani. İnsanın hakikate ulaşması böyledir. Evet, şimdi hemen sosyal medyaya geçiyoruz, oradan devam ediyoruz. Hocam, seyircilerimizin çok güzel soruları var. Hemen onları aktarayım. Şimdi Bakara 168. ayetinde sakın şeytanın ardından gitmeyin, zira şeytan sizin apaçık düşmanınızdır diye yazıyor ayette. Buradan hareketle şeytan ve iblis, cin, bunları nereye oturtmamız gerektiği söyleniliyor. İblis kimdir, varlık mıdır, neyden yaratılmıştır? Şeytan, yine konusu geçtiği gibi, dışarıdaki bir varlık mıdır? İblis, şeytan, cin,
Ve ilave olarak da Allah şeytandan Adem'in önünde secde etmesini istemiş midir? Yani dışarıdaki bir varlıktan böyle bir secde olayı var mıdır? Secde sadece Allah'a has yapılması gereken bir ibadet değil midir? Bunları açıklarsanız. Evet, şimdi bunların daha önce çok bahsetmiştik ama her defasında böyle yeni yeni dinleyenler oluyor. Et tekraru ahsen velev kâne 180 diye bir söz var. Yani tekrar etmek faydalıdır, güzeldir. 180 kere bile olsa. Her defasında yeni yeni duyanlar oluyor çünkü. Şimdi şeytan, bak kelimelerden giderek akılda kalmak için, uzaklaşmak demek. Şeytan uzaklaştıran demek. İblis umudu kestiren, umutsuzluk veren, umudu kestiren demek. Cin, üzeri kapalı olan, görünmeyen şey demek. Buradan hareketle bunların hepsi içimizdedir. Bunlar dış dünyada birer varlık değildir. Yani kazma dişli, böyle simsiyah, böyle toparlayarak giden, böyle zombi filmlerindeki gibi veya yaratık filmlerindeki gibi öyle ağzı yüzü yamulmuş bir varlık değildir şeytan. Öyle bir varlık yoktur yani. İçimizde, bizim içimizde bizi Allah'tan uzaklaştıran, onu telkin eden ve ona uydukça Allah'tan uzaklaştığımız dürtüler vardır. Şeytan işte onlardır. Mesela kibir. Ne kadar kibirlenirseniz o kadar Allah'tan uzaklaşırsınız. Allah'tan uzaklaşma aynı zamanda halktan uzaklaşma demektir. Çünkü Allah dış dünyada görünür varlık olmadığı için onu görünür bir varlığa dönüştürdüğümüzde, onun yerine halk, emnası koyduğumuzda, mesela halktan ayrılan bir adam düşün, halktan uzaklaşıyor. Halk şurada yaşıyor, sen onlarla beraber yaşamıyorsun. Diyorsun ki ben halkın yaşadığı yerde yaşamam. Nerede yaşarsın? Halktan uzak bir yerde, bir sarayda, villada, köşkte. Bunlar kimdir? Bunlar halktan uzaklaşanlardır. İşte şeytanlık budur. Şeytanın adımını izlemek budur. Kişiyi halktan uzaklaştıkça kibirlenirsin. İnsanlardan ayrı yaşadıkça, onlarla beraber düşüp kalkmadıkça kibirlenirsin. Ve kendinde bir şey olduğunu vehmetmeye başlarsın. Ben herhangi birisi değilim dersin. Halbuki herhangi birisisin. Yani bir yönüyle bir tarafından böyle sivrilmiş olabilirsin. Ama başka bir yönüne de başkaları seni geçmiş olabilir. Dolayısıyla herkes birbirinden farklı değil aslında. Mesela diyelim birisi 10 tane dil biliyor, profesör. Canım şimdi bu adamı halktan birisi gibi mi göreceğiz deriz, değil mi? O da der ki ya ben halktan birisi, halkın yani bir kişinin oyuyla benim oyum aynı mı olacak yani? Dağdaki çobanla bu 10 tane dil bilen profesör olmuş adam aynı mı yani? Bak demokrasi her şeyi biçimsel anlamda eşitliyor. İyi ama bir başka açıdan baktığımız zaman da onun senden üstün tarafları ortaya çıkabilir. Sen 10 tane dil biliyor olabilirsin. Profesör olabilirsin. Ama başka bir açıdan bakıldığında, böyle tam denge kurulduğunda görülecektir ki bir tarafın profesör iken öbür tarafın cahili olabilirsin. Mesela ben kendimi yokluyorum, başkasına örnek vermeme gerek yok. Ben hep böyle olduğumu görüyorum. Ya bir açıdan bakıyorum, mesela ben şimdi burada Kur'an'ın başına oturmuşum, konuşuyorum. Şimdi burada mevzu değişse, bu anlatılan mevzu değişse, birisi geldi burada başka bir konudan bahsetse, ben söyleyeceğim hiçbir şey yok. Çünkü bilmiyorum, o konunun cahiliyim. Bir konuda biliyor olabilirim. Sırf o bildiğim konuya bakarak üstünlük taslamamalıyım. Demeliyim ki bu konuda evet bir şeyler biliyorum ama öbür konuda da o biliyor. Bu işin profesörü benim, o işin profesörü o. O zaman
o işin profesörü o olduğu için, bu işin profesörü ben olduğum için aslında iş dengeleniyor. Benim üstünlük taslamama gerek yok. Yani bir konuda her şeyi biliyorsun diye, her konuda en büyük sen misin yani? Evet, iyi belediye başkanlığı yapıyor olabilirsiniz. İyi muhtarlık yapıyor olabilirsiniz. Kamu işlerini iyi yürütüyor olabilirsiniz. Ama bu sizin her konuda üstün olduğunuz, her konuyu size soracağımız anlamına gelmez. Bazı konular vardır ki orada da sen cahilsindir yani. Her şeyi bilmek Allah'a mahsustur. Ben her şeyi nasıl bilebilirim ki? En basit bir şey yani. Gel şu mutfakta şu yemeği yap desin, adamın zır cahil olduğu ortaya çıkabilir yani. Mesela Einstein menemen yapmayı bilmezmiş. Einstein. Menemen yapmayı bilmez adam. Aristo, Sokrates. Karısı sürekli ona kızarmış. Kalk şuraya otur, kalk orayı süpüreceğim diye. Adam gece gündüz düşünüyor. Hiçbir mutfak işi elinden gelmiyor. Söküğünü dikemiyor. Öyledir yani. Büyük filozoflar çocuk gibidir. Çocukça işler yapamazlar yani. Ama Einstein, koskoca Sokrates 2000 yıl tarihe mal olmuş. Ama orada zır cahil işte. Bir konunun çok alimi olabilirsiniz ama başka bir konuda. Dolayısıyla insanlar aslında eşittir. Herkes birbirini bir şekilde tamamlıyor. Şimdi sen halktan uzaklaştığın zaman bir konuya kendini kaptırarak kibirlenmiş oluyorsun. Uzaklaşıyorsun. Onlar diyorsun, halk. Halkın arasına karışmam ben falan demeye başlıyorsun. Şimdi benim görüşüme göre bir ülkede vatandaş krizde boğuşurken çocuğuma pantolon alamadım diye babalar intihar ederken o ülkenin en yüksek otoritesi, yani cumhurbaşkanı, sarayda yaşayamaz. Böyle bir şey olamaz. Derhal oradan çıkacak. Ayıptır, günahtır. Ne yapacak? Halk nerede yaşıyorsa orada yaşayacak. Ne yapacak? 2+1, 3+1, hadi 4+1 evde yaşayacak. Halkın yaşadığı yerde yaşayacak. Halk gibi sabah çıkacak apartmandan işine gidecek. Avrupa'daki bütün başbakanlar, bütün milletvekilleri böyle kardeşim. Ona kadar sizin bilginiz de yok. Size ne oluyor yani? Bu saltanat, çatabat, saray gösterisi nedir bunlar? Avrupa'ya gitmeyelim. Onlar Avrupalı. Bize örnek olamazlar diyorsan dön peygambere bak. O da öyle. Peygamberimiz Medine'de ortalama Medineli bir yoksul nasıl yaşıyorsa ömrünün sonuna kadar öyle yaşamıştır. Halk nasıl yaşıyorsa öyle yaşamıştır. Halkın elinde biraz varsa onu da olmuştur. Halkının kaderini paylaşmıştır. Onun acısı, halkının acısı onun acısı olmuştur. Halk evinde ekmek bulamazken, halk çorba kaynatamazken ikinci bir yemek yememiştir. Halk adamı budur, lider budur. Yoksa sen halkı düşünmüyorsan, benim soframa ortak olmuyorsan, benim çektiğim acıyı çekmiyorsan, benim bulamadığım çorbayı sen de bulamıyorsan, ben ne yapayım ben sana kardeşim ya? Ben liderim diye ortalıkta geziyorsunuz. Bütün liderler halkın yaşadığı yerde yaşamak zorundadır. Muhalefet liderleri de, hükümet liderleri de, lider olduğunu iddia edenler halktan ayrılamazlar. Halktan ayrılırsan şeytanın işini yapmış olursun. Şeytan uzaklaşan ve ayrılan demektir. Allah'tan ve halktan ayrılanların hepsi şeytanın yolundadır. Şeytan uzaklaştıran, iblis de ümidi kesen demek. Ümitsizliğe sevk eder. Her şey içimizdeki iblistir. Bunlar dış dünyada birer varlık değildir. Duygudur, dürtüdür. Hepsi içimizdedir. Cin de kapalı olan şey demektir. Kapalı, bize kapalı. Mesela mikrop, eğer Araplar zamanında, Kur'an'ın indiği zamanda mikrop diye bir şey olsaydı, icat edilmiş olsaydı ona Araplar cin diyecekti. Çünkü mikrop görünmüyor fakat insanları etkiliyor.
başım ağrıyor diyor. Midem ağrıyor diyor. Eskiden işte cin girdi diyorlardı. Şimdi ne diyorsun ona? Mikrop diyorsun yani. Muayene ediyorsun. Ha, şurada şu arıza var diyorsun. Beyninde ur çıkmış diyorsun. Midemde kis var diyorsun. Eskiden böyle denmiyordu. Cin girmiş içime deniyordu. Görmüyordu çünkü. Görmediği her şeye de cin diyordu. Veya dışarıdan birileri gelmiş, ortalık tan etmiş, gitmiş, cinler gelmiş, burayı yakmış, yıkmış diyordu. Bilmediği, görmediği, ecnebi olan, yabancı olan, künhüne vakıf olamadığı her şeye cin, ecin diyorlardı. Oysa cin de dış dünyada bir varlık değildir. Olaylar, duygular, dürtüler ve durumlardır. Bunların adına o dönemde böyle dendiği için, Kur'an da onlara hitap ettiği için onların kavramlarını kullandı. Şimdi bizim bunu artık böyle anlamamız gerekir. Evet. Hocam, Mehdi ve bir dakika, bir şey daha vardı. Neydi? Sonda bir şey sormuştu. Şeytanın Adem'e secde etmesini istenmesi. Şeytanın Adem'e secdesine gelince, şimdi o selamlama demektir. Ben yapmış olduğum çevirde öyle yazdım. Çünkü secde kelimesi eski Aramice'de ve Arapça'ya geçti. Onun kelime kökünü burada araştırdım, veriyorum. Selamlamak anlamına geliyor. Şimdi şey diyor ki Peygamberimiz Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderiyor. Orada İslam'ı anlatsın ve insanların aralarındaki ihtilafları çözerek hakemlik yapsın diye. Muaz bin Cebel dönüyor. Peygamberin yanına girdiğinde Peygamberin önünde secde ediyor. Ayaklarına kapanıyor. Eteklerini öpmeye kalkıyor. Peygamberden onu tutup kaldırıyor. Ne yapıyorsun sen diyor. Diyor ki Yemen'de Yahudi ve Hristiyan alimlerinden duydum ki peygamberlerin birbirini selamlaması böyleymiş. Yani bir peygamber diğer peygamber yanına gittiği zaman onun önünde secde eder. Hani diyelim işte Budistler böyle yapıyor. Öbürler ruku ediyor, bu da ayağına kapanıyor. Padişahların, kralların ne yapılır? Eteğine kapanır, böyle eteğe öpülür. Osmanlı'da bir protokol kuralıdır. Padişahın huzuruna girince, huzurundan ayrılırken böyle etek öpülür. Bu Bizans'ta da böyledir, Sasani'de de böyledir. Kralların geleneğidir bu. Selamlama böyleymiş diyor. Peygamber de ona diyor ki, onlar peygamberlerine iftira atmışlar. Öyle bir şey yok. Bizim selamlamamız şöyledir diyor. Karşısında önce şöyle bir dik dur bakayım diyor. Dik duruyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun diyor. Elini tutuyor ve böyle sarılıyor. Budur diyor. Hiçbir yerde eğilmeyeceksin. Benim önüm dahil hiçbir yerde eğilmeyeceksin. Onurlu, asil, İnsana uygun olan bu değil mi? Ha, işte buna selamlama, secde deniliyor. Dolayısıyla o ayette de anlatılan Adem'i selamla, Adem'e saygı göster deyince o selamlamadı, saygı göstermedi ve dedi ki beni ateşten yarattın, orada topraktan yarattın. Ben ona saygı göstermem diyerek onu kabul etmedi diye anlatılır. Bu sembolik bir anlatıdır. Bunun gündelik hayatta karşılığı şudur. Kibir. Biraz önce anlattım. Halktan ayrılma. Kibir. Kişinin kendisinde olan bir şeyi karşısındaki olanla kıyaslayıp ben şu olduğuma göre sen de şu olduğuna göre ben senden üstünüm, sen de kimsin demesi kibirdir. İşte onu anlatıyor. Mesela beyazlar derilerinin renklerini karşılaştırarak diyorlar ki
Bizim derimizin rengi beyaz, seninki siyah. Biz sana uymayız, sana itaat etmeyiz, seni kendimize eşit kabul etmeyiz. Sen de kimsin? Demek şeytanca bir harekettir. Çünkü şeytan ne yapmıştı? Beni ateşten yarattın, onu topraktan demişti. Şimdi ateşin ve toprak kelimesinin yerlerini değiştirin. Diyorsun ki ben siyahım, o beyaz. Ben zenginim, o yoksul. Ben batılıyım, o doğulu. Ben kadınım ve bir erkeğim, o kadın. Ben Arap'ım, öbürü Acem. Ben Türk'üm, o Kürt. Böyle kıyaslamalar yapıp kendisinin ondan üstün olduğunu ve onunla eşit olamayacağını söylemek şeytanlıktır. Şeytanların adımını izlemektir. Şeytanlık budur. Çünkü burada kibir vardır. Şimdi o ayette bize işte bu kibir olayı öğretiliyor. Diyor ki siz olun, sakın ha kendiniz olan bir şeyi başkasıyla kıyaslayıp üstünlük taslamayın. Onlar fukara, onların yanına gitmem. Orada yoksullar oturup kalkıyor, onlarla düşüp kalkmam. Orası benim klasıma göre bir lokanta değil. Aşağı tabaka oraya gidiyor, ben şuraya giderim. Bunların hepsi kibirdir, şeytanlıktır. Tevazuyla alakası yoktur. Bir Müslüman yapacağı işler değildir bunlar. Kibir, ayrılmak. Bak ayrılmak, hep şey... Bir yerde ayrılma şeyi varsa orada şeytanlık vardır. Kendini oradan ayırıyor. O gruptan, o mahalleden, o zümreden ayırıp ayrı bir şey olduğunu iddia ediyor. Ve onunla böbürleniyor. Öyle bir şey yok. Bildiğin bir şey varsa, insanlardan farklı bir yeteneğin varsa, insanlardan daha çok şey öğrenmişsen kardeşim, topluma yararlı olur. Bildiklerini insanlara anlat. Kibirli taslama, büyüklük taslama. İnsanlar da seninle gurur duysunlar. Desinler ki biz onunla şunu öğrendik, ondan bunu öğrendik. Bu varken ne büyüklük taslayıp duruyorsun yani. Evet. Şimdi ara veriyoruz, devam edeceğiz. Şimdi tekrar bir nefesle ara veriyoruz. Odarımız Ali Doğan. Biraz evvelki okuduğun kendi parçan mıydı? Evet. Bu sefer dinleyeceğimiz? Yine aynısı. Hep kendi parçalarını söylüyorsun? Genelde. Türkiye'de en azından beni böyle tanırlar yani. Tamam. Bir de Ulu Ozanlardan. Evet. Söylüyorum. Bir de anonim türkülerden. Ulu Ozanlardan hiç söylemeyecek misin? Buyurun. Ulu Ozanlardan hiç söylemeyecek misin? Bugün mü? He. Hep kendine mi söyleyeceksin? Söyleyebilirim Ulu Ozanlardan. Pir Sultan'dan söylerim. Evet, dönüşte de bir tane ondan alabiliriz. Yani, saz olup da Pir Sultansız olmaz yani. Tamam, şimdi söyleyelim evet, Sultan'a. Evet, buyur. Nasıl güleyim, nasıl güleyim? Ağlamak şanıma da kardeş, düştüm eyleyim, düştüm eyleyim. Elim gül açmış da uyuyum, mal ile yeşil. Şu benim güllerimden soldum eyleyim. Ben derdimi kime söyleyeyim? Elim gül açmış da kardeşim, mal ile yeşil. Şu benim
derdim güllerinden sordun eyleyim. Ben derdim içime söyleyim. Haberin aldım da kardeş, seher yerinde, seher yerinde. Ördek kalkar mı ben oy oy, kendi gülümden, kendi gülümden. Korkum ağırlıktan da oy oy, fikrim ölümden. Korkum ağırlıktan da kardeş, fikrim ölümde. O da beni geldi buldu neyleyim. Ben derdim içime söyleyim. Sultan aptalımdan oy oy, kırklar yediler, kırklar yediler. Bu yolun içini de kardeş, onlar vurdular, onlar vurdular. Allah verdi ben oy oy, almaz dedi deneler. Allah verdi ben oy oy, almaz dedi deneler. Bana verdi de kardeş aldı neyleyim. Ben derdim içime söyleyeyim. Bilinmeyen kişi yanına, aslı bilinmeyen kişi yanına varma demedim mi divane gönlüm, varma demedim mi divane gönlüm. Cubur kişi gülerisine ne? Sarma demedim mi divane gönlüm? Sarma demedim mi divane gönlüm? Sen konunu şibret alsınlar. Biliyorsan konunu şibret alsınlar. Bilmiyorsan sus da insan sansınlar. Bilmiyorsan sus da insan sansınlar. Her an seni yorma demedim mi divane gönlüm, yorma demedim mi divane gönlüm. Sakın ha düşmeyin cahil diline.
sakın ha düşmeyin cehil diline. Yuvarlar götürürüm kendisiyle. Yuvarlar götürürüm kendisiyle. Ali Doğan gibi garip bununla. Vurma demedim mi divane gönlüm. Vurma demedim mi divane gönlüm. Çok çok teşekkür ederim. Uyacaksın, dediğine boyun eğeceksin, katlanacaksın. Ne bileyim yani, iyi bir şey. Değerlerine uymak yani o onların gittiği yoldan, onların taptıkları şeylere tapmaktır. Yaşadığı topluma saygı duymak demektir. Böyle bir şey yok, din ayrımı yok. Atatürk ayrı, din ayrı. Bunları karıştırıyorlar artık zaten. Allah'ın dediğine inanırız, ataların dediğine de saygı vermemiz lazım. Saygı demektir, efendim sevgi demektir. Yani atalar hiçbir zaman şimdiye kadar, benden kendimden bahsedeyim. Ben Nevşehirliyim, Anadolu çocuğuyum. Benim atalarıma ben en ufak bir hakarette bulunmamışımdır. Atalarım ne dediyse yapmışımdır. Ona bir saygınlık yani, saygınlık demektir. O yobazlık. Sağırdır, kördür, dilsizdir sözünden ne anlamalıyız? Dilsize, sağıra iyi davranmak lazım. Onlar sağırdır, dilsizdir, kördür sözünden ne anlamalıyız? Onlar gerçeği göremezler. Duyarsızlık. Böyle bir şey yok. Olamazsa zaten. Onlar bizim kardeşlerimiz, canlarımız. Her ne olursa olsun Allah kimseyi düşürmesin. Hiçbir zaman bu duamızı eksik etmedim. Allah'a ya Rabbi çok şükürler olsun. Ayaktayız. Onlara da Allah şifalar versin. Onlar iyi insanlardır. Onların insanlara karşı bir böyle kötü düşünceleri olmayan insanlardır. İnsanlara daima yardım etmek niyetinde olan bir insanlardır. Onlar öyle bir insandır yani. Kötü ruhlu insanlar diyelim bari. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Badin'den Bahset programını izliyorsunuz. KRT televizyonundayız. Son bölümüne geldik programımızın. Bu bölümde yine sosyal medyadan sorularla devam ediyoruz. Stüdyodaki arkadaşlar, geçtiğimiz iki hafta, yeni sezonun iki haftasında stüdyodaki sorulara cevaplandırmıştık. Şimdi sosyal medyaya da müsaadenizle devam ediyoruz. Biz buraya geliyoruz, soru sormadan gidiyoruz. Biz burada bostan korkuluyu muyuz? Deriyesiniz. Siz stüdyo konuğusunuz. Ama bazen böyle ipin ucunu kaçırınca balans ayarı yapıyoruz. Biraz buraya ağırlık vererek yine normal şekilde devam edeceğiz. Evet, devam ediyoruz. Hocam iyice izah ettiniz. Şu şekilde bir geri bildirimler geliyor. Adem yaratıldığında şeytan ben insanların çoğunu aldatacağım demişti. Ayette şeytan yok da Adem kendi kendine mi konuşmuştu? Bir de cin yok dediniz. Allah ben insanları cinleri sadece kulluk etmeleri için, ibadet etmeleri için yarattım diyor. Acaba bunu bakteriye, mikroba ve göremediğimiz şeyler için mi söylüyor? Bunu biraz daha açar mısınız deniliyor. Şimdi bu cin konusunu ne kadar açarsa açayım, sonu gelmiyor. Bir de Dabbe hocam, çünkü, çok anlarsınız. Şimdi Kur'an'da geçen bir şeyi izah etmek yararlıdır. Dindar insanlarla Allah var mıdır yok mudur diye değil, Allah ne diyor diye konuşmak faydalıdır. Kur'an Allah'ın kitabı değildir, değişmiştir, sahtedir demek yerine Kur'an'da ne diyor, ne anlatılıyor diye konuşmak faydalıdır. O nedenle eğer bir şey Kur'an hakkındaysa
Kur'an'ın şu ayetine ne deniyor derse ben orada saatlerce konuşurum. Sorun değil. Ama şimdi her defasında bir sonu gelmiyor. Yani. Bitmek, tükenmek bilmeyen konular bunlar. Ne yazık ki vatandaşların zihinleri hurafelerle, cinlerle, perilerle, yanlış bilgilerle dolmuş vaziyette. Ve onlar bunlardan kurtulma çabasıyla bu tür şeyleri bizlere sormuş oluyorlar. Şimdi Allah'ın Adem'i yaratması, yaratırken ben bir halife yaratacağım demesi, işte şeytanın ona itiraz etmesi, Adem'e selam dur, selama ona saygı göster anlamında secde et demesi, onun bunu reddetmesi, beni ateşten yarattın, onu çamurdan, ben ona secde etmem demesi, sonra şeytanın izin istemesi, izin alması ve Allah'ın doğru yolunun üstüne oturup o önem verdiği, değer verdiği Adem'in ne denli zayıf, güçsüz, hain, vefasız birisi olduğunu göstermek amacıyla onu sağından, solundan, önünden, arkasından girerek aldatacağını söylemesi ve kıyamete kadar kendisinden bu şekilde süre almış olması, bu bir anlatıdır. Bu aslında mitolojik bir anlatıdır. Yani Allah burada Adem yaratıyor, karşısında şeytan, melekler diyor. Melekler ona itiraz ediyor. Yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak birisini mi yaratacaksın diyor. İşte şeytan o konuşmaları yapıyor. Allah meleklerle, şeytanla, cinle, şeytanla, iblisle konuşuyor değildir. Öyle bir konuşma sahnesi yok. O konuşmanın yapıldığı bir yer de yok. Bu tamamen sembolik bir konuşma. Bizi anlatan bir konuşma. Adem, erkekler, Havva, kadınlar, şeytan içimizdeki dürtüler, melekler içimizdeki iyi duygular, cinler bize görünmeyen her türlü olay, durum ve hal. Yani burayı anlatıyor, burayı. Burayı anlatıyor, bizi anlatıyor. Bizi bize anlatıyor. İçimizdeki kötülük dürtülerini şeytan diyerek konuşturuyor. Yerlerin ve göklerin ve içimizdeki iyiliğin sesini melek diye konuşturarak anlatıyor. Mesela sevgi melektir. Aşk melektir. Merhamet melektir. Şefkat melektir. Yardımseverlik melektir. Bunların hepsi melektir. Melek duygularıdır. Bunlara kısaca din dilinde melek denmiştir. Melek böyle göklerde uçuşan varlıklar, kanatlı varlıklar falan değildir. Yerin göğün iyilikleridir. Yerin göğün ve insanın kötülükleri de şeytandır. İyi olana şeytan, melek kötü olana şeytan diyor din dili. Sadece Kur'an değil, bütün dinlerin dili böyledir. Görünmeyen ve bize kapalı olan şeylere de cin diyor. Dolayısıyla burada anlatılan sembolik bir anlatıdır. Bunu nasıl söyleyebiliriz? Şöyle. Mesela Deli Dumrul hikayesi var. Deli Dumrul. Yani köprünün başına duruyor. Geçenden 40, geçmeyenden 50 akçe alıyor ya. Şimdiki köprüler gibi. Geçmesen de para veriyorsun. Hem de peşin, hem de dolarla. Hem de şu kriz anında. Nereden tutsan eline geliyor. Şimdi işte o Deli Dumrul hikayesi buna benzer. Örnek olarak bunun üzerinden kıyaslayabilirsiniz. Ne yapıyor Deli Dumrul'a? Cebrail, Allah diyor ki Cebrail'e git Deli Dumrul'un canını al. Onun vakti artık tamam oldu. Cebrail, Azrail geliyor. Canını almaya, fakat Deli Dumrul diyor ki bir dakika.
Bana diyor mühlet ver. Önemli işlerim var yani. Benim şimdi ölmemem lazım. Hayır, ölmen lazım. Karar böyle. Eğer diyor ödünç can getirirsen senin ömrünü biraz daha uzatabiliriz. Ödünç can getireceksin. Birinden gideceksin, canını ödünç olarak vermesini isteyeceksin. Eğer senin yerine o ölmeyi kabul ederse o zaman senin ömrün uzayabilir diyor. 3 gün mühlet veriyor. 1. gün babasına gidiyor. Baba diyor, durum buyken bu. Bana diyor canını ödünç verir misin? Olmaz diyor. 2. gün annesine gidiyor. Anne diyor, bana canını ödünç olarak verir misin? Olmaz diyor. 3. gün karısına gidiyor. Bana diyor, canını ödünç olarak verir misin? O diyor ki, veririm. Sen yokken diyor, bu dünyada benim yaşamamın bir anlamı yok zaten diyor. Ve o yanına ödünç olarak vermeye razı oluyor. Sonra gidiyor, bunu Cebrail'e arz ediyor ve ikisinin canını da bağışlıyor. Onun bu fedakarlığı karşısında. Burada bize ne anlatmaya çalışıyor? Böyle bir olay olmuş mu? Böyle bir deli dumrul da yok. Öyle bir olay da olmamış. Bu bir hikayedir. Fakat çok büyük bir şey anlatmaktadır. Kişinin annesi, babası kişiye yabancılaşabilir. Fakat şuradan elin kızı onunla sevgili olabilir ve canını onun için verebilir. Bir kadınla bir erkek arasındaki sevgi işte bu kadar yücedir, kıymetlidir demek istiyor. Yani sevginin ve aşkın değerini bize anlatıyor. Çok güzel bir hikayedir ama bir hikayedir. Böyle bir olay olmamıştır. Tamamen bir hikayedir. Buna benzer bir sürü hikayeler vardır. İşte Fars edebiyatında Zümrüdü Anka kuşu hikayesi vardır. 40 kuş hikayesi. Araplarda da böyle hikayeler vardır. Şimdi bunların en büyüğü, en esaslısı Adem'in kıssasıdır. Adem kıssası da semavi prologdur. Yani gökyüzünde olduğu varsayılan bir insanlık anlatısıdır. İnsanların neden var olduğu, hayatta önemli olan şeylerin ne olduğu, iyilik nedir, kötülük nedir, neye uymamız lazım, kibirlenmememiz lazım filan, bütün bunları, doğru yol nedir, sağdan girmek, soldan girmek, arkadan yanaşmak. Bunların hepsinin sembolik anlamları vardır. Mesela sağdan girmek, yani şeytanın insana sağdan yanaşması. Soldan yanaşması, önden yanaşması, arkadan yanaşması. Ne demektir? Ben diyor, o yarattığın insanın, Adem'in sağından, solundan, önünden, arkasından girerek onu doğru yoldan saptıracağım diyor. Bunu çeşitli şekillerde yorumlamışlar. Sağdan girmesi, ben ona 2S, 2Ş diyorum. Sağdan girmesi siyasettir. Soldan girmesi servettir. 2S. Yani kişi siyaset, makam, mevki, baş olma ile imtihan olur. Birçoğumuz orada kaybederiz. Ayağımız kayar. Birçoğumuz da servetle imtihan olur. Yani parayla. Birçoğumuz da orada kaybeder. Önden gelmesi şehvettir. Birçoğumuz da şehvetin peşine gideceğim diye ayağa kayar ve kaybeder. Arkadan yanaşması da şöhrettir. Geride nam bırakma. Ünlü olma. Birçoğumuz da oradan ayağa kayar ve düşer. İşte şeytan sağdan, soldan, önden, arkadan yanaşması budur. Kişi buralarda kaybeder. Ayaklarımız burada tökezlenir. İyi mi, kötü mü bir insan olduğumuz burada ortaya çıkar. Kişi bunlarla sınanmadan nasıl biri olduğunu onu anlayamayız. Böyle güzel konuşmalarına bakarak, attığı nutuklara, yazdığı kitaplara bakarak bir insanın bunlarla sınanmadan nasıl birisi olduğunu anlayamayız. Buralardan geçmesi lazım. Ve buralara karşı duruşunu değiştirmemesi lazım. Sağlam durması lazım. Onda bir karakter olduğunu,
sağlam bir duruş olduğunu anlarız. O zaman ona devlet emanet edilir. Namus emanet edilir. Aile emanet edilir. Bütün değerli bildiklerimiz ona emanet edilir. Çünkü sağlam bir adamdır. Bunu anlatmak istiyor işte. Böyle böyle bu anlatıda birçok şey semboliktir. Şimdi ben oraya girmiyorum. Bunu değişik zamanlarda anlattım. Peki bunları nasıl yorumlayacağız? Bunu işte o deli domurlu hikayesinde olduğu gibi yorumlayacağız. Böyle gerçekten olmuş gibi bakmayacağız. Orada peygamber onu anlatıyor. Peygamber'e de Allah vahy ediyor. O hikayede konuşmacı Allah'tır. Allah iblise soruyor. Meleklere soruyor. Melekler ona cevap veriyor. Yani orada Allah'la diğerler arasında bir konuşma geçiyor. Yani orada konuşmacı, aktarıcı Allah, söylemi oluşturan o peygamberin dilinden bize onu aktarıyor. Ama diğerleri Allah'ın karşısında falan oturuyor değil. Öyle bir meclis falan yok yani. Olması da mümkün değil. O zaman teolojik sorun ortaya çıkar. Yani Allah nerede ki onun karşısında şeytan oturuyor olsun? Öyle bir şey olabilir mi? Allah o zaman yön tayin etmiş olur. Yer biçmiş oluruz. Mekan biçmiş oluruz. Evet. Öbürü neydi? Hepsine... Dabbetül arz diye Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kavram var. Bununla ilgili birkaç tane film falan çevirmişler. Böyle macera olsun, böyle fantastik film, böyle millet seyretsin diye. Onun Kur'an'daki anlatıyla hiçbir alakası yok. Şimdi dabbetül arz, arzın kımıldayışı demektir. Yani önce genel şey söyleyelim. İşte kıyamete yakın bir zamanda bir yaratık ortaya çıkacak. Yaratık, mahluk. Hani yaratık filmleri var ya. Neydi o? Birkaç tane var. Alien, ya. Predator. Ha. Bunlar da bir yaratık. Hulk var mesela. Kocaman, devasa bir maymun. Böyle şey büyüklüğünde. Şu Mecidiyeköy'deki binaların, kulelerin büyüklüğünde. Godzilla. Godzilla. İşte yumruğu şöyle bir tane vurduğu zaman şey devriliyor. Kule devriliyor. Kulenin en tepesine çıkıyor falan. Onun gibi bir yaratık olarak anlaşılıyor. Aslında acayip, ne denir buna? Sinemografik bir olay. Yani bunun acayip filmi çekilir. Acayip izlenir yani. Yaratık filmleri falan. Şimdi neydi? Dabbe değil de Deccal falan diye film çekmişler. Böyle onlara benzeterek böyle yaratık ortaya çıkıyor. Ya bunlar böyle çocuklara anlatılan şeylerdir. Şimdi burada bir edebiyat yapılıyor doğru ama bu edebiyat şöyle bir şey. Kıyamet günü, kıyamete yakın bir zamanda dabbetül arz olacak. Yani arz kımıldayacak, sarsılacak ve dile gelip konuşarak İnkarcılara yaptıkları inkarları yüzlerine vuracak diye ayette geçiyor. Bu aynı zamanda Zilzal suresi var. O Zilzal suresi de bunu biraz tefsir ediyor. Ne olduğunu orada açıklıyor. Hani İzâ zulciletil ardı zilzâleha, yeryüzü korkunç bir sarsıntıyla sarsıldığı zaman toprak içinde olanı dışına atacak. Ve dile gelerek konuşacak. İçindekileri haber verecek. Tuhaddisu ahbaraha. İçinde olup bitenleri haber verecek. Kim haber verecek? Toprak. Yani yeryüzünün konuşacağını, dile geleceğini ve içinde olanları haber vereceğini söylüyor. Bu bir dini edebiyattır. Edebi bir ifadedir. Edebi metindir yani. Bu şuna benzer. Hani nerede geçiyordu? İstiklal Marşı'nda Mehmet Akif'in neydi? Ey şehit oğlu, İsteme benden mahber. İncitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. Ya ben bunu Mamak'ta ezberlemiştim.
Mamak'ta ezberlemiştim bak, unutmuşum aradan 25-30 sene geçince. Job soruyla ezberlersen böyle oluyor işte. şu Eda fışkıracak, toprağı sıksan şu Eda diyor. Düşün altında binlerce yatanı diyor, değil mi? Binlerce kefensiz yatan. Toprağın altında binlerce kefensiz yatan var. Onları düşün. Öyle ki bu toprakları şöyle sıksan şöyle fışkıracak. Bütün her yerde senin atalarının naaşı yatıyor. Yani bu topraklar öyle kolayına alınmadı. Şu topraklar bir dile gelse de şu şey, toprağın altındakiler bir çıksa, o zaman kim olduğunu anlarsın. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i binlerce insan Çanakkale'de şurada burada toprağın altında yatıyor diyerek üzerinde yaşadığımız toprakların ne kadar değerli olduğunu, sahip çıkmamız gerektiğini, har vurup harman sarmamamız gerektiğini, daha önce bizden önce yaşayanların buraların savunması için büyük fedakarlıklar gösterdiklerini, canlarını verdiklerini, onların hepsinin toprağın altında yattığını söylüyor. Ve üzerine bastığın toprak diyerek geçme, tanı. Bravo. Herhangi bir toprak. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Şimdi toprağı canlı bir varlıkmış gibi resmediyor. Böyle buralarda gezerken toprak deyip geçmeyeceğiz. Bu toprak değil, başka bir şey. Altında başka bir şey. Sıksan şöyle daha fışkıracak. Bak burada edebiyat yapıyor yani. Bir şey anlatmaya çalışıyor. Hakikaten şöyle toprağı sıksak böyle şu hala falan fışkırır mı? Yani gidelim şu dışarıda sıkalım toprağı, hiçbir şey çıkmaz. Ama bu bir ruhlara, bilinçlere, kalplere, gönüllere hitap eden bir şiirdir. Kur'an da böyledir. Kalplere, ruhlara, gönüllere hitap eden hem de ilahi bir sesleniştir. Ondan daha da geniş, daha da derin ve daha da güçlüdür. Kur'an da diyor ki, şu üzerinde yaşadığınız yeryüzünü öyle toprak diyerek geçmeyin diyor. Nereye gittiyseniz bu toprak gittiğiniz yerleri bir bir haber verecek. İçindekileri haber verecek. Ve sanki kimsenin haberi olmamış gibi bir takım işler yaptığınızı sanıyorsunuz. Ama gök sizi takip ediyor. Üzerine bastığınız toprak sizi takip ediyor. Soluduğunuz hava sizi takip ediyor. Etrafta ne görüyorsanız her şey canlı gibi sizi resme, videoya alıyor. O nedenle günah işlemeyin diyor. Yanlış işler yapmayın diyor. Bastığınız topraklar dile gelip konuşacak. Bu adam üzerime basaraktan şuraya gitti diyecek. Ve haber verecek. O nedenle bize etraftaki bütün bir evreni, taşı, toprağı, suyu, havayı bir canlı organizmatik varlık gibi hissettirerek bilinçle hareket etmemizi sağlıyor. Yani şuna mesela canlı muamelesi yapacaksın. Bu seni izliyor. Kalem de seni izliyor. Her şeyin gözü var. Yani Allah'ın gözü, Allah'ın izlemesi zaten böyle bir şeydir. Şunun izlediğine, bunun izlediğine inanırsan Allah'ın da izlemiş olduğuna inanırsın. İnanan bir insan yerlere ve göklere böyle bakar. Toprağın canlı olduğunu düşünür. Onu izlediğini varsayar. Ve yanlış işler yapmaz. Her şey herkesin gözünün önünde olmaktadır. Diyerek bu bilinci bizi aşılamaya çalışıyor. İşte dabbetul arz, yeryüzünün kımıldaması, dile gelip konuşması demektir. İçindekilere haber vermesi demektir. Bu nedenle sessiz olun. Toprağa her bastığınızda onun bir gün dile gelip konuşacağını Kur'an'a bakarak aklınızda tutun. Keza Akif'in şiirine ve İstiklal Marşı'na bakarak da altında binlerce kefensiz insan yattığını da aklınızdan çıkarmayın. Eğer böyle yaparsanız bize hitap eden bu şiirlerin bir anlamı olur. Yoksa söyleyip geçersiniz. Hiçbir anlamı olmaz. Evet. Hocam, Adem ve şeytan kıssası diğer kutsal dini metinlerde de var mı? Hazreti evet, Muhammed... Evet, var. Hepsinde var.
Yani hepsinde var, şimdi onu söylemeye gerek yok. Hepsinde vardır yani. Tamam. Sümerlerde de var. Tevrat'ta da var. İncil'de de var. Böyle dinler şeklinde de olsa. Hepsinde var. Ve varyantları böyle değişik yani. Böyle ana şeyi aynı. Mitolojilerde var. Kutsal kitaplarda var. Nuh tufanı, Adem kıssası. Hemen hepsinde var. Fakat onların çoğu asıl amacından saptırılarak hayatın içinde yeniden yorumlanmadığı için böyle donmuş bir mitolojiye çevrilmiş vaziyette. Halbuki onların alınıp getirilip hayatın içinde tekrardan yorumlanması gerekiyor. Yani Kur'an'da anlatılan kıssaların içine kendinizi koyacaksınız. Ben Adem'im. Erkek Adem, kadınlar Havva. Öyle bir yorumlayın bakalım, size nasıl hitap ettiğini göreceksiniz. Yani bizden bahsediyor. Evet. Hazreti Muhammed Peygamberimiz haç esnasında şeytan taşlamış mıdır? Diye bildireceğiz. Taşlamamıştır. Şeytan taşlama sonradan ortaya çıkan bir şey. Ama Kabe'nin etrafında dönmüştür. Arafat'ta vakfeye durmuştur. Bu ta İbrahim'den beri devam ede gelen bir ritüeller ve menasik topluluğudur. Ama şeytan taşlama işi peygamberin vefatından sonra ortaya çıkan bir şey. Ama burada ben şöyle yapmayı da doğru bulmuyorum. Şeytan taşlamaya karşı çıkıyor ama Kabe'nin etrafında 7 defa dönme, Safa ve Merve arasına gidip gelme, Arafat'ta vakfeye durmaya bir şey demiyor. Şimdi o ritüelse öbürü de ritüel. Yani yaptığına dair rivayetler de var. Ama benim okuduğum kadarıyla yapmamış. Yani şeytan taşlama sonradan ortaya çıkmış. Ama bazı rivayetlerde de bunu yaptığını, onun zamanında olduğunu falan söylüyor. Onlar önemli değil. Bunlar sonuç itibariyle menasiktir. Yani ritüellerdir. Hacca geçmek, namaz kılmak, oruç tutmak ibadet değildir. Menasiktir, nüsuktur, ritüeldir. Ha ritüelse ne demek bu? Yani gönüllüdür, insanlara kalmıştır. Herkesin yapması gereken bir farz değildir. Hatta herkesin yapması gerekmiyor. Yani vakti olanın gitmesi lazım. Orucu da hasta olanların, yolcu olanların tutması gerekmiyor. Benim görüşüme göre namaz da öyledir. Eğer zorla namaz kılıyorsanız, istemeye istemeye, aman neden geldi yine şu borcumuzu eda edeyim diye tavuğun böyle yem yediği gibi namaz kılıyorsanız bana söylerseniz bence hiç yapmayın daha iyi. Çünkü yakarış olması lazım. Yakarış. Yöneliş olması lazım. İçten gelen bir nedamet, bir pişmanlık. Bunu niye yaptım? Kendi kendiyle yüzleşme, Allah ile dertleşme olması lazım. Ve bunun yalnız başına olması lazım. Hiç kimseler görmeden yapılması lazım. Kapkaranlık bir odada kara bir karıncanın dahi fark edilmediği bir yerde olması lazım. Tamamen kendi başınıza kalmanız lazım. İçinize dönmeniz lazım. Ve kendinizi yoklamanız lazım. Ben kimim? Ben kimim? Ben nasıl bir adamım? Gösteriş mi yapıyorum? Ne yapıyorum? İçimdeki duygular, kibirler, kıskançlıklar, hasetler, çekememezlikler, öfkeler, şehvetin peşinden gitmeler, şöhret budallığı haline gelmeler. Bunları ancak kişi kimsenin görmediği yerlerde kendine yönelerek, kendi kendine yüzleşerek çözebilir. Bunları kimse size söylemez. Çünkü öyle bir günah işlemişsindir ki kendine bile söyleyemiyorsundur. Bunu nerede, kiminle konuşabilirsin? Allah'la dertleşebilirsin. Bir tek sen görüyorsun yani. Başkasına söyleyemem, başkası da bana söyleyemez. Herkesin belki de bu dünyada sadece kendisinin, vicdanının ve Allah'ın bildiği günahları vardır. Ve onu hiç kimseye söylemeden mezara gidecektir. Böyle taraflarımız vardır işte. Onları Allah ancak Allah'la konuşabilirsiniz. Namaz kişiye bunu sağlar. Kendiyle yüzleşmeyi sağlar.
konuşmayı sağlar. Böyle tavuk yemi yer gibi böyle birbirine göstermek için aa namaz kılıyormuş falan. Şu anda ona dönüşmüş vaziyette. Herkes birbirine göstermek için yatıyor kalkıyor. Bunun dindarlıkla falan alakası yok. Bunun içten yönelişle falan alakası yok. Yani yoga yapmak gibidir yani. Yogada da mesela içe yöneliş var. 7 tane çakrayı açmak için böyle nefesini tutuyorsun. İç dünyana dönüyorsun. İçine dönüyorsun. Dışarıdan içeriye dönüyorsun. Aynayı içeriye tutuyorsun. Ve kendini iç aynanda kendini izliyorsun. Kendisini yargılıyorsun. Sorguluyorsun ve kendinle yüzleşiyorsun. Aslında dua elini şöyle kaldırdığın zaman yukarıdan bir şey istemek gibi algılanıyor. Aslında kişinin kendiyle yüzleşmesidir şu hareket. Çünkü iki avucumuzda iç dünyamızdaki bütün karakterimiz buraya yansıyor. Bu avucun içinde ne olup olduğunu bitenler bunu daha iyi bilirler. Yani sen busun yani. Mesela o yogaya göre 7 tane çakra da buraya yansıyor. Böyle görüyorsun şu kibirdir, şu öfkedir, şu şehvettir. Şu özelliğin, bu özelliğin. Böyle ayna gibi yaptığın işler gözünün önüne geliyor. Bunları yapmamam lazım falan diyorsun. Diyelim öğleden önce birisine kızmışsın. Ve aranda bir olay geçmiş. Öğleden sonra kıldığın namazda öğleden önce o görüştüğün veya aranda kötü şey olan durumla ilgili bir yüzleşme yapman lazım. Yani ben o sözü ona yanlış söyledim. Aslında o yapmamalıydım. Hakikaten yanlış yapmışım falan deyip ondan vazgeçmeniz lazım. Sahabe böyleydi yani. Yani bilmediği duaları, bilmediği sözleri, bilmediği Arapça bir takım ifadeleri böyle peş peşine elhamdülillah falan diye böyle okuyup böyle yatta kal. Bu değildi yani. Kendi ana dilinde, kendi derdiyle ilgili ne yaptım ben? Ya yapmam bunu ya Rabbi bana güç ver falan diye böyle dertleşmedir yani. Asıl namaz budur. Hocam, seyircimizin, izleyicimizin sorusu şu. İnsan olmanın nişanesi nedir? Şimdi insanların insan olmaktan ne anladığı biraz kişinin kendisini ne yönden eksik hissettiği ile ilgilidir. Yani cahil bir adama diyelim okuması yazması yok, hiçbir şey bilmiyor. Onun insan olmak yolundaki gayreti okuması ve öğrenmesidir. Kıskanç birinin insan olma nişanesi paylaşmasıdır. Ancak paylaşarak kıskançlık ortadan kaldırılabilir. Mesela kibirli birisinin insan nişanesi tevazuyu öğrenmesidir. Yani insanlar da farklı farklıdır. Bilgiye aç, öğrenmek isteyen bilim adamı, ilim adamı olmak isteyen birisinin kitaplara yönelmesidir. Evreni, insana tabiatı bilmesidir. O yolda ilerlemesidir. İnsanların ihtiyaç duyduğu şeyler farklı farklıdır. Şöyle kendinize dönün, neye ihtiyaç duyuyorsanız onu kendinizde geliştirmeye çalışın. O yönde insani vasfınız gelişir. Neye ihtiyacınız var? İnsanın ihtiyacı olmayan bir şeyi başkasından dayatmayla zorla alması söz konusu olmaz. Öyle değil mi? Yani okumaya cehaletini gidermeye, aydınlanmaya ihtiyacı olan birisine siz tutuyorsunuz, bambaşka şeyler söylüyorsunuz. Sen insanlaşman için şunları yapman lazım diye. Yapamaz yani. Onun ihtiyacı olan o şey o değil. Çünkü insanlar bulundukları ortamlar ve koşullar sebebiyle farklı şeylere ihtiyaç hissediyorlar. Her birimizin eksik tarafı var. Her birimizin gelişmiş tarafı var. Körelmiş tarafı var. Hiç gelişmemiş, bakir bekleyen tarafı var. Dolayısıyla onları tanımamız için önce bir kendimize dönmemiz lazım. Önce bir kendimizi tanımamız lazım. Ben neyim? Ne işe yararım? Bu dünyada niye yaşıyorum? Kime ne faydam var?
gereksiz miyim, fazlalık mıyım, neyim yani? Ben bu dünyada insanların gereksiz olduğunu düşünmüyorum. Herkesin yapacağı bir şey vardır. Herkesin güçlü bir tarafı da vardır. Ama insanlar genellikle bu taraflarını fark edemezler. Yani içinde, ben şöyle insanlar olduğunu düşünüyorum. İçinde bir cevher var. Allah ona bir cevher vermiş. Çok büyük bir yeteneği var. Diğerlerinden farklı. Orayı geliştirirse çok yararlı olabilir. Ama kişi ömrü boyunca bu yeteneğinin içindeki cevheri görmemiş. Kimse de ona göstermemiş. Bir usta, bir öğretmen hiçbir zaman onun karşısına çıkmamış ki içindeki bu yeteneği ona göstersin. Adam o yeteneği körelmiş bir vaziyette, hiç geliştirememiş bir vaziyette ölüyor gidiyor. Böyle bir sürü insan var. İşte bu çok yazık bir ömür. Hatta şöyle insanlar da var. Mesela ben bir kadın gördüm mezarlıkta, ondan çok etkilendim. Yani çok enteresan birisiydi. Dedi ki burada ölen adam benim kocam dedi. Niye geldin dedim. Ben dedi 40 yıl bu adamla aynı yastığı yattım. 40 yıl. Ama dedi tanıyamamışım. 40 yıl aynı yasta yattım. Adamı tanıyamadım dedi ya. Öldüğü zaman dedi anladım dedi ya. Ben bu adamı ölünce anladım dedi. Şimdi gelip gidiyorum dedi. Şöyle bakıyoruz. 40 yıllık yatakta gömrümüze. Hiç konuşmamışız. Ben bu adamı tanımamışım diyor ya. Kadın diyor ki ben bu adamı tanımamışım. Konuşmamışız diyor ya. Ne yaptınız peki diyorum. Ne bileyim öyle geçti gitti diyor ya. 40 yıl aynı yatakta yatayıp birbirini tanımayan karılar ve kocalar var. Çünkü iletişime geçmeyi bilmiyor. Konuşamıyor. Yaşadığını, evli olduğunu falan zannediyor. Ama öyle geçip gidiyor. Bu işte yazık bir ömür bu. Ama bir bilebilse veya bir öğreten olsa yani bilemeyebilir yani. Bir usta, bir yönlendirici, bir rehber, ona da karşılaşmamış, geçmiş gitmiş. Ne oldu şimdi bu ömür? Geçti gitti. Ömürlerimiz heba oluyor. Kaçımız hakikaten gelişmiş, insanlaşmış, ya kardeşim yaşadığıma değdi diyeceğimiz bir hayat sürüyoruz. Kaçımız. Çoğuna sorulsa ya, hani Kur'an diyor ki, biraz müsaade verilse de tekrar gitsem. İstenen şekilde bir yaşantıyı yaşayıp tekrar geleceğim söz diyor. Kur'an'a diyor ki artık çok geç. O bir daha asla olmayacak. O bir defaydı. Daha geri gidemezsiniz diyor. Yani insanlar öldükten sonra yaşadıkları hayata bakacaklar. Geri dönmek isteyecekler. Boşuna yaşamışız diyecekler. Tüh diyecekler. Fakat onlara denecek ki hayır, bitti. O zaman bunun kıymetini sadece yaşayanlar anlayabilir. Ölenlerin böyle bir imkanı asla yok. Ama şimdi bizim var. Şimdi şu an hemen var. Yani ölmeye 10 gün kalmış olanın bile var. Nefes aldığın sürece bunun kıymetini bileceksin. Evet, sona doğru yaklaşıyoruz. Var mı bir şey daha? Hocam sorular çok. Çok güzel sorular var. Böyle uzayıp gidebilir 3-5 program uzatmaya kalksak. Tamam tabii. Onları bir kenara yazalım o zaman çünkü vaktimiz sona erdi. Tamam. Girişte şey söylemiş miydin? Söylemiştim. Girişte söyledi değil mi? Hı hı. Girişte değil mi? Bir sohbetin sonunda söyledi. Girişte, tamam. Girişte değil. Tamam o zaman şimdi sen bir hakkın daha var. Tamam o zaman sen hazırlan vaktinde de şey olsun. Evet, son bize düşerse soru. Şimdi orada çok soru var. Zaten sözcüğe tamam. De soru sorutturmadım bugün. Tamam. Sen sazınla soracaksın sorunu. Hocam şimdi sağ olsun izleyicimiz
ta Nisan ayından beridir sabırla aralarda aynı soruyu gönderiyor. Kısmet şimdiye nasipmiş 6 ay sonra sorusunu sabırla sorduğu için teşekkür ediyorum. Sorusu şu: İhlas, Felak ve Nas surelerinin başındaki kul ayetini Yüce Allah'a dua ederken belirtmek hakkında ne düşünüyorsunuz? Emir kipiyle Allah'a duaya başlanır mı? Kul de ki diye başlıyor ayette. Biz de tekrardan de ki diye başlamak hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi dua edecek kişinin o ayetleri okumasına gerek yok. Elini açacak. Kendi ana dilinde içinden ne geçiyorsa onu söyleyecek. Ve bütün bunları Allah duyar. İlla Arapça dua okuyacak diye bir şart yok ki. Onları okumasın o zaman. Bize belletilen Arapça duaları okumak ve tamam namaz borcumuzu yerine getirdik demek namaz kılmak değildir. Namaz falan bu değildir yani. İçinden ne geliyorsa, neye pişman olduğunsa, neyi ümit ediyorsan, neye yeniden başlamak istiyorsan, nerede dibe vurmuşsan, nerede ayağa kalkmak istiyorsan onlarla ilgili sözler söyleyeceksin ve o sözlerin hepsi sana ait olacak. Başka birisinin, peygamberin duasını mesela okumayacaksın. O peygamberin söylediği sözü. Onu sen niye okuyorsun ki? Sana ait olan ne kardeşim? Peygamber mesela üzülmüş, sıhhat dilemiş, sağlık dilemiş, Ya Rabbi yardım et bana falan demiş. İşte bilmem neredeki duası, Taif'ten kovulurken bir dua etmiş, peygamber Taif'e gitmiş, Taif'e İslam'ı anlatmaya gitmiş fakat oradaki çocukları tenekelerle peygamberin arkasından fırlatarak kovmuşlar Taif'ten, oranın ileri gelen ağaları, beyleri. Kendileri bile peygamberle görüşmemiş yani. Peygamberi ayak takımına taşlatmışlar. Tenekelerle üstelik, taş bile değil. O da gitmiş bir duvarın yanına oturmuş. Yanında da Zeyd var. Dişi kanamış. Ve orada ya Mustazafi, ya Rabbel Mustazafin diye başlayan bir duası var. Ey ezilenlerin, kovulanların, zayıf bırakılanların Rabbi diye başlıyor. Böyle içten gelerek daha önce ezberlemediği şekilde o anda ne içinde hissediyorsa onu ifade eden sözlerle bir dua etmiş. Şimdi vatandaş onu alıyor. Peygamberin Taif'teki duası diye işte namazlarda, dualarda falan okuyor. Ama onun hissettiğini hissetmiyor ki. O iş kovulmamış ki. Onun dişi kırılmamış ki. Onun işi kolay. Peygamberin yaptığı şeyi al, tak 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 ezberle yerine getir. Orada huriler seni bekliyor. Cennette. Böyle anlatıyorlar. Peygamberin Taif'teki duasını kim yaparsa hiç sana huri verilecektir. Böyle de hadis uydurmuşlar. Kardeşim, bu şu demektir. Sen de onun gibi bir yerden kovulursan, sen de böyle bir dibe vurursan, bak dibe vurmuş dibe, gideceği hiçbir yer yok. Çocuklar teneke fırlatarak, küfürler ederek, dişini kırdırarak kovmuşlar oradan. Gideceği bir yer yok yani. Zaten Mekke'den çıkmak istiyor. Mekke'ye gitse baskı var. Oradan gidecek yer arıyor yani. Taifliler de kovmuş. Nereye gitsek ya? Ne yapsak diye bir sıkışmış. İnsanlar işkencede ölüyorlar. Etrafındaki insanlar bir bir öldürülüyor. Gidecek yer arıyor. Oradan dönerken o duayı yapmış. Sen böyle bir şey yaşamamışsın ki. Sen de bir dibe vurursun, bir bunalırsın. Hayatın içinde sıkıştığımız yerler vardır yani, değil mi? Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela içme noktasına gelmiş. Yani böyle rakı içme noktasına gelmiş. Diyelim efkarlanmış, vurmuş dibe. Ya bunu ancak böyle bir kadeh açarsam ancak bunu atlatırım falan diye düşünmüş bir adamın yaşadığı o içmeden önceki dibe vuruşu, yaşamadan o stresi,
o bunalımı, o bir arayışı unutma isteğini yaşamadan yaptığınız hiçbir duayı Allah duymaz da, işitmez de. Önce bir dibe vuracaksın. İsteyeceksin, yakalayacaksın ve öyle Arapça dua falan yapmana gerek yok. Peygamberin duası okumana gerek yok. Kendin içinden ne istiyorsan onu söyle. İçinden de. Bir yere gitmene de gerek yok. Hemen oraya çök şöyle, ne istiyorsun? Yalvar, yakar, bir şey söyle. Ey Rabbim de, bana yol ver, göster de. Sıkıştım de, bunaldım de. Bir kapı göster bana de. Bir şeyler söylersin yani, dertleşirsin. Bunu zaten çoğumuz yapıyoruz da, böyle dua ederek de, namaz falan şeklinde değil. Adam bunalıyor, sıkılıyor, gidiyor meyhanede, içini döküyor. Meyhanede biz bulduk kemali diyor ya. Meyhanede bulduk biz bir kemali. Sen anlamazsın bu işten diyor. Neydi o? Edip Harabi. İçkiyle ilgili vermiş olduğu fetvada, şiirsel fetvada, yani hem şiir söylüyor hem de içkiyle ilgili fetva veriyor. Ey zahit, şaraba eyle ihtiram. İnsan ol cihanda, bu dünya fani. Ehline helal, na ehline haram. Biz içeriz, bize yoktur vebal. İşte bu, onun devamında da meyhanede biz bulduk kemal diyor. Yani ben niye gidiyorum oraya? Niye gidiyorum oraya? Ortalığı dağıtmak için ne gidiyorum? Bir derdin var ya, bir derdin ne, bir sor bir yere. Bir sor yani, niye gidiyorsun? Senin içeren ne? Onu bir sor. Ondan sonra, şimdi zaten ben şunu düşünürüm. Hani birinde de ne diyor? Görüyorum ki her gün meyhanedesin, sana da benim gibi ihtiram var. Mesela orada, bilmem ki yıllardır soruyorum bu soruyu kendime, bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim? Şimdi bu bir meyhane şarkısı. Ama ilahiyatın ana sorusunu burada görüyoruz. Bütün ilahiyat fakültesi bu soru için vardır. Bu dünyaya niye geldik? Tüm Katolik dünyasının, tapınakların, peygamberlerin, Allah'la uğraşanların ana sorusu, ben bu dünyaya niye geldim? Adam bunu meyhanede söylüyor kardeşim. Meyhanede tam dibe vurduğu anda bu soruyu şiir yazmış. Yıllardır bu soruyu soruyorum kendime, bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim. O nedenle de geçenlerde şöyle bir tweet attım. Gerçek ilahiyat, ilahiyat fakültelerinde değil, arabesk Türklerdedir. Ben ilahiyat fakültesini okudum. Arabesk Türklerde gördüğüm ilahiyat sorularını ilahiyat fakültesinde görmedim. Hiç kimsenin onu tartıştığında, bu soruyu sorduğunda görmedim. Ama adam bu soruyu sormuş, üstelik meyhanede sormuş. Karşısına birisi çıkmış, demiş ki arkadaş ne içiyorsun böyle ya? Görüyorum ki her gün meyhanedesin, sana da benim gibi iştiren mi var, ne oldu demiş. Zaten yıllardır da ben bu soruyu soruyorum. Bilmiyorum bu dünyaya niye geldik demiş. Birbirleriyle konuşurken yazmış bunu. İlahiyatın mevzusunu meyhanede çözmeye çalışmış, o soruyu orada sormuş. Şimdi bu nedir, bu şudur. Hayatın içinde olacaksın. Fakültede olmaz. Diploma almak için olmaz. Diploma alacak, oraya alacak, bilmem nereden mezunum diyecek. Masalarda oturacak, hoca girecek. Sen söyle bakayım, hayatın niye geldi, hayatta niye geldik? Sen söyle bakayım, bu dünyadaki amacımız nedir? Yani aşkta kaybetmemiş, kumarda kaybetmemiş, anası ölmemiş, babası ölmemiş, kimsesiz kalmamış. Adam kalkmış orada, dünyanın amacını çözmeye çalışıyor. Yok böyle bir şey. Orada ilahiyat olmaz. İlahiyat hayatın dibinde olur. Dibinde böyle. En zor yerde. Artık bitti her şey dediğin yerde. Daha ben buradan kalkamam dediğin yerde. Sorduğun sorulardır. Dua da orada olur. Asıl oradakiler çok insanidir. Mesela ben bir ara şöyle düşünürdüm. Hatta şöyle bir tartışma oldu.
Dedim ya ben bu ilahilerde işte Allah Allah la ilahe illallah diye söylenen ilahiler var ya, ben bunları hiç sevmiyorum yani. Çünkü böyle boynu Allah Allah la ilahe illallah deyip duruyor, zikir yapıyor yani. Bu şimdi bu çok insani bir şey değil, bu bir ezber. Ama mesela işte biraz önce söylediğim şeylerdeki gibi niye geldim ben bu dünyaya diyelim. Veyahut da diyelim şöyle bir ağıt, Anadolu ağıtları. Şimdi kadının çocuğu ölmüş, mezarın başına toplanmış. Depremde iki tane çocuğu, dört tane oğlu ölmüş, hepsini gömmüş. Mezarının başına oturmuş bir ağıt yapıyor. Ağıt da diyor ki oğlumu niye elimden aldın diyor. Tanrı'ya sesleniyor. Ne istedin benden diyor. Kızım diyor işte daha yeni nişanlanmıştı. Gerdeğe bile girmedi. Onu niye aldın elimizden diyor. Ondan ne istedin diyor. Ağıt böyle gidiyor. Şimdi asıl budur. İnsani olan budur. Feryat var orada. İnsanın acısını orada görüyorsun. Ama orada öyle diyor ki peki hangisi dinidir? Böyle Allah 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 diyen mi? Yoksa bu feryadı dile getiren mi? Feryadı dile getiren. İlahiyat odur. Çünkü ilahiyat ilaha sesleniyor. Ey Tanrım diyor. Ne istedin bu çocuktan da aldın elimden diyor. Bağır bağır bağırıyor. Ona cevap buluyor veya bulmuyor. Önemli değil. Önemli olan ilahiyat. İlaha sesleniş. Allah'tan bir şey aramak. İnsanoğlunun çaresiz kaldığı bir yerde Allah'ına seslenişi. Aynı zamanda biz bu seslenişleri izlediğimiz zaman insanı görürüz. Bütün Tanrı'ya yakarışlar bize insanın iç dünyasını verir. Niye yakarıyor? Aşağıda bir iş gelmiş, çocuğu ölmüş. Niye duvarın altında yıkıldı diyor. Ne istedin bundan diyor. Ondan olduğunu zannediyor. Ve ona sesleniyor. Dolayısıyla bütün bu dualar aynı zamanda insanoğlunun acılarını, umutlarını, beklentilerini de bize gösterir. Mesela bir Ezidi şiir okumuştum. Ezidi güneşe doğru dönüyor. Öğlen vaktinde o işitçilerden kaçarken Ezidi bir kadın bir şiir okuyor. Onu okudum. Biri onu türkü haline getirmiş. Ezidilerin duası. Bildiği bir duayı böyle tekrar ediyor. Tanrım bana yardım et falan işte. Güneşin kaybolduğu yere beni götür. Ben de kaybolup gideyim diye böyle bir taraftan işitçiler kovalıyor, öbür taraftan kadın böyle günde üç defa güneşe doğru yönelerek Tanrı'ya dua ediyorlar. Aslında o kadının acısını görüyorsun o duada. Kaçışını, umudunu, korkusunu hepsini böyle yansıtmış. Tam işte bu da bir ilahiyat. Ama hayatın içinden gelen bir şey bu. Böyle kürsülerde, masalarda olacak işler değil bunlar. Evet. Sürenin sonuna geldik hocam. Evet, şimdi programımızı burada son bir nefesle bitiriyoruz. Fazla uzatmadan. Sanatçımız Ali Doğan son olarak sazıyla programı bitirecek. Bir tane söyleyeyim. Evet, bir tane söylüyorsun. Program bitiyor diye saz başladı, söz bitti diye bir yere gitmeyin. Program sazıyla, sözüyle bir bütündür. Hepsini beraber dinleyin. Evet, buyurun. Saygıdeğer hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, sizlerin de kulaklarına sağlık. Sizlere de iyi geceler diliyorum. Çünkü türkü bitince gideceksiniz, biliyorum ben. Yine bir Ulu Ozan, Karacaoğlan'dan söyleyeyim. Hatırın hoş.
hoş olsun, birim bin olsun, birim bin olsun. Yalınıza sabah olmaz mı sende, olmaz mı sende? Yalınıza sabah olmaz mı sende, olmaz mı sende? Çok teşekkür ederim. Komşun açken sen tok yatıyorsun. Biri yerken öbürü baktığında hiç kırınç kurtamıyorsun. Sen Allah'a inan, öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan söylemeyeceksin. Bunlar Kur'an'ın temeli. Ben ihtiyacı neye göre İnsanların dini kullanarak diğer insanları yönetmeye kalkması. Buna ne kadarını vermem gerekiyor? Cami ve cemevi bir midir?